siber güvenlik kampı network dersimizin bugün ikinci haftasında, ikinci dersindeyiz. Birinci günde arkadaşlar bu başlıkları ele aldık. Zaten bu başlıkları çok detaylı bir şekilde size birinci günde anlattım. Ve bunun videosunu da bugün eğer gece yükleyebilirsem, yüklediğimde sizler de eğer kaçırdıysanız birinci eğitimi, buradan anlattığım bu teknolojileri öğrenip kendinizi geliştirebilirsiniz bu bağlamda. Birinci eğitimde network'ün mantığını anlattık. Client server haberleşme modelini anlattık. Haberleşme teknolojilerinden bahsettik. Devre anahtarlama ve paket anahtarlamadan bahsettik. Paket nedir bunu anlattık. Paket paket, herkes bir paket diyor. Nedir bu paket? Bundan bahsettik. Her yerde bir paket görürsünüz ama hani, paket kaybı mesela yazar, oyunlarda yazar ya da işte bazı görüntülü görüşme aplikasyonlarında görürsünüz paket kaybı diye. Paketin ne olduğunu anlattık. Paket tipleri var arkadaşlar, internette haberleşmede kullanılan. Bu paket tiplerinden bahsettik. TCP, UDP, ICMP. TCP ve UDP'nin özelliklerinden bahsettik dünkü eğitimde. TCP'nin bağlantı şemasından bahsettik. Bunların şu katman 4, three-way handshake, bunları zaten tekrar üzerinden geçeceğim ne olduklarını. ICMP paketinden bahsettik. OSI katmanlarını, IP subnetleri, NAT teknolojisini, network, kullanılan network cihazlarına bahsettik. Mesela internet servis sağlayıcınız size internet hizmeti getirirken hangi cihazları kullanıyor, bundan bahsettik. Bu şekilde anlayacağınız dünkü konular bu şekildeydi. Şöyle bir arka planda VPN açık kalmış. Onu bir hemen kapattım. Benim kendi kullandığım VPN'im var, kurumsal olarak kullandığım. Onu şu an devre dışı bıraktım ama sesim hala geliyor size, değil mi? Bir sıkıntı yok. Geliyor hocam. Tamamdır. Böyle olması daha iyi çünkü. Yani benim VPN'siz bağlanmam. Çünkü Almanya üzerinden dönecek bu sefer. Tamamdır. Network cihazları, MAC nedir? ARP protokolü nedir? Bunlardan bahsettik. Protokolleri anlattık. Katman 7 protokolleri. Port numaraları, soket yapısı, port taraması ve sonra uygulamalı network kurulumu kısmında patladık. Maalesef dün teknik bir sorun yaşadığımız için dünkü eğitimi orada bitirdik. Hızlı hızlı geçeceğim oraya gelene kadar. O aşamada da dünkü kazanımlarımızın üstüne bir uygulamalı network kurulumu yapacağız. Dünkü eğitimde de zaten demiştim. Uygulamalı network kurulumu işini gerçek hayatta da yaparak gelir elde edebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten önemli bir şey çünkü hala birçok kişinin ihtiyacı oluyor buna. Ne bileyim kafeler. Mesela bana bir iş geldi. Ondan bahsedeyim size. Birinci günde bahsetmemiştim ama bugün bahsedeyim. Bana mesela bir iş geldi. Bu iş böyle bir ne kadar oldu ya? Tahmin ediyorum bir herhalde 5 ay falan olmuştur diye düşünüyorum. İstanbul'da, İzmir'de, Antalya'da, Ankara'da, Eskişehir'de galiba bir tane zincir restoranın Wi-Fi ağlarının kurulumu işi geldi bana. Fakat maalesef benim sınav dönemimde bu nedenden dolayı bu işi alamadım. Ama işi alsaydım hani güzel bir gelir elde edebilirdim oradan. Bir de tabii lojistik sıkıntısı var. Şehir şehir gezmem gerekiyor. Gezeriz gezmesine de yani o ara işte maalesef pek müsait olamadığım için kaçırmak durumunda kaldım. Ve işi kabul edemedim. Bugünkü kazanımlarımıza gelelim. Bugünkü kazanımlarımızda da Man in the Middle saldırısından bahsedeceğiz. ARP spoof diye de geçer. DNS spoofing saldırısından bahsedeceğim. Hatta onu size göstermeye çalışacağım. Bu dersten önce prova yaptığımda çalışmadı maalesef beklediğim gibi ama belki şansınızla size anlatırken çalışabilir. DDoS ve DOS nedir bunları anlatacağım. Botnet nedir onu anlatacağım. DOS saldırı tipleri, SYN Flood, ACK Flood bunların ne olduğunu öğreneceksiniz. Teardrop saldırısı, Smerch saldırısı, ping of Death, zaman tespit bilgi edinme taktiğidir bu. Network genelinde bu saldırılara karşı alınan önlemlerden geçeceğim. Onların üzerinden geçeceğim. Onları değineceğim. Şurada Man in the Middle saldırısının altında mesela Man in the Middle saldırısına karşı alınan önlem statik ARP kaydı. İşte DNS spoofing saldırısına karşı alınan önlem DNS over HTTPS. Man in the Middle'a karşı alınan bir önlem daha SSL TLS. DDoS DOS'a karşı alınan önlem işte bunları göreceksiniz böyle sırasıyla. Bir de bir uygulamamız daha olacak. Gerçek bir firewall kuralı yazmayı göstereceğim size. İnternetteki potansiyel saldırıları kesmek için kendi saldırılarımızı kesmeye çalışacağız bugün.
Bunun dışında cihaz genelindeki güvenlik önlemlerinden bahsedeceğim. VPN nedir, Cloudflare nedir, nasıl kullanılır? Bunların üzerinden geçeceğim. O halde birinci günden başlayalım. Şimdi birinci günün çok kısa bir tekrarını yapacağız. Yani olabildiğince kısa tutmaya çalışacağım. Hemen bir soru geldi başlamadan önce. Hala üniversite eğitiminize devam ediyor musunuz? Ya ben üniversite eğitimine devam ediyorum. Şu anda son sınıfım. Dördüncü sınıftayım. Bundan sonra yüksek lisans yapma ihtimalim var. Ama yani benim şu anki bilgi birikimim 2014'e dayanıyor. 2016, 2014-2016 aralığında ilk ben bu işlere girdiğimde o dönemde kazandığım deneyimler var. Çok ilgimi çektiği için işte biraz kendim uğraştım. Biraz ticaret kısmına atıldım. İşte network yapıları falan kurdum, öğrendim. Yazılım dilleri öğrendim. Hızımı alamadım, siber güvenliğe de daldım. Böyle birçok sağa sola dalarak bugünkü bilgi birikimimi edindim. Tabii gene mükemmel değilim. Çok bilmediğim çok çok fazla şey var. Ben de işte öğreniyorum aynı sizin gibi. Ama yani dediğim gibi benim bir lafım vardır. Herkesten öğreneceği bir şey mutlaka vardır. Benim de sizden öğreneceğim çok fazla şey vardır. Onun için sizin de hani arada sırada aklınıza geldikçe alttan hani chatten olur bir şeyler olur. Yazmanızı beklerim. İyi olur yani. Kendinizle bilgi paylaşımınızı yapabilirsiniz. Bildiğiniz şeyler de iyi olabilir. Benim de belki gözümden kaçan bir şey olmuştur. Tamamdır. Network eğitimine başlıyorum. Arkadaşlar network bildiğiniz kulaktan kulağa yapısına benzeyen bir yapı. Kulaktan kulağa oyununa benziyor. Yani burada sağda gördüğünüz şey tracing route yazan şey. ulearn.yeditepe.edu.tr sitesi. Bu bizim Yeditepe Üniversitesi'nin online öğrenim platformu. Benim evimdeki bilgisayarımdan ulearn'e gidene kadar data paketlerimin geçtiği bütün network cihazları burada listeleniyor. Traceroute komutu ile bunu görebiliyorsunuz. Linux'ta Traceroute, Windows'ta CMD'de TRACRT yazıyorsunuz. TRACRT birleşik olacak şekilde. O şekilde kısaltmışlar Windows'ta. Ama gene aynı işlevi görüyor. Ve bunun amacı bir noktadan bir noktaya veriler giderken nereden geçiyor bunu görmek. Aslında networkçülerin hata çözmek için kullandığı bir yapı. Burada işte 192.168.1.1 benim evimdeki modem slash router cihazım. Benim evimdeki modem slash router cihazından çıktıktan sonra benim internet servis sağlayıcıma geçiyor. Üçüncü aşamada. İnternet servis sağlayıcımın cihazları üzerinde seyahat ettikten sonra internet servis sağlayıcımın internet hizmeti aldığı başka bir firmaya geçiyor. Yani bunları tabii nasıl anlıyoruz? Varsayım hepsi. Ama yani şu üçüncü aşamadan sonra internet servis sağlayıcıma çıktığından eminim. Çünkü birinci aşamadaki benim router'ımın kendi IP'si, kendi tanımladığım IP'si. Diğer IP'ler hizmet aldığım firma. En altta okulun ulearn platformunun IP adresi mevcut. Şimdiki ilerliyorum. Burada arkadaşlar gerçek bir network görüyorsunuz. Bir dakika ne oldu? Birisi giriş yaptı Zoom'a ama sesim hala geliyor mu size? Geliyor hocam. Birisi Zoom hesabına giriş yaptı şu anda ama bu nedenden dolayı beni sistemden attı gibi bir mesaj çıktı ekranda. Sesim hala geliyorsa sıkıntı yok. Sizin hesabınıza mı giriş yaptı? Benim hesap şey ya aslında bu eğitim için fakülteden aldığımız Zoom hesabı, okulun kurumsal Zoom hesabı. Şey değil yani öyle benim kişisel hesabım değil. Okulun Zoom hesabına birisi giriş yaptı. O nedenden dolayı beni attı sistemden gibi bir şey ama sesim hala geliyorsa sıkıntı yok. Toplantıda devam edebiliriz demektir. Network, burada örnek bir network görüyorsunuz arkadaşlar. Yani sizin evinizdeki bir network de bu şekilde çalışabilir. A ve B bilgisayarı, C bilgisayarı ve D bilgisayarı olarak burada. İnternete çıkmak için gördüğünüz yolları kullanarak bunlar kablo bu arada. Bu şimşek şeklindeki semboller kablo ya da Wi-Fi olabilir. Kablo olabilir, Wi-Fi olabilir. Herhangi bir şey olabilir. Gördüğünüz gibi A noktasından internete çıkmak için her zaman en kısa rotayı kullanarak internete çıkacaktır. A noktası ve B noktası, C noktası ve D noktası şeklinde. Buradaki bu üstünde ok olan cihazlar da router cihazları. Router'lar. Router'ın da ne olduğunu zaten dünkü eğitimde çok detaylı bir şekilde anlatmıştım. Bugünkü eğitimde de kısaca üstünden geçerim. Network'teki en küçük elemandan burada bahsettim size. Network'teki en küçük elemanın aslında network'teki iletişime geçebilen herhangi bir şey olduğundan bahsetmiştim. Network illa bilgisayar olacak diye bir kaide yok. İnsan da olabilir. İki insan birbirine konuşuyorsa bu da bir network'tür. Network'te ne vardır? Bir
yer, bir A noktası, bir B noktası, bir de iki noktanın birbirine haberleştiği bir iletişim bağlantısı vardır. Eğer iki insan birbiriyle konuşuyorsa, iki insan sesle haberleşir. Yani konuşarak haberleşir, ses üzerinden haberleşir. Network'teki bilgisayarlar arasındaki iletişim de aynı bunun gibi anlatılabilir. Şöyle de yapabiliriz. Gördüğünüz gibi işte birinin birine bir şey sorması da network'teki network olarak tanımlayabileceğimiz bir durum. Yani derler ya network yap, işte LinkedIn kullan. Hani bu aslında aynı mantık. Hani bir ağ oluşturuyorsunuz sonuçta. İnsanlar arasında bir ağ oluşturuyorsunuz. İnsanlar sizi tanıyor. Aynı bilgisayarların haberleşme tekniği gibi. Tabii bilgisayarların haberleşme tekniği biraz daha otomatik ve biraz daha nasıl diyeyim hızlı, tabii doğal olarak milisaniyelerle hesaplanıyor, öyle söyleyeyim, ama hani aşağı yukarı aynı mantık. Burada client ve server haberleşme şeklinden bahsettim dün size. Clientlar birden fazla client olabilir, fakat server her zaman bir tane olur dedim. Mesela bu server'ı google.com server'ı olarak düşünebilirsiniz. Oynadığınız bir tane oyunun server'ı olarak düşünebilirsiniz. Client'ları oyuncular olarak düşünebilirsiniz. Ya da server'ı Netflix'in sunucusu olarak düşünebilirsiniz. Client'ları da dizi izleyen cihazlar olarak düşünebilirsiniz. Her şekilde olur. Tabii client ve server'ın bazı farklılıkları var demiştik. Client'ların interneti çok stabil olması gerekmiyor. Client'ların internetleri kötü olabilir, ama server'ın interneti her zaman müthiş olmak zorunda. Asla kesilmemek zorunda. Client'lar her zaman aktif olmayabilir. Mesela siz oyun oynamıyorken bilgisayarınızı kapatırsınız, ama oyun sunucusunun dinlenmek için kapanması gibi bir şey olamaz yani. Oyun sunucuları 7/24 aktiftir her zaman. Ya da YouTube'un sunucusu 7/24 aktiftir. Google'ın sunucusu 7/24 aktiftir. Netflix 7/24 aktiftir. Ama client'lar bazen aktif olur, bazen aktif olmaz. Client'ların interneti kesilebilir, ama server'ların interneti kesilemez. Client'ların elektriği kesilebilir. Server'ların elektriği kesilmemeli. Bu nedenden dolayı veri merkezleri var demiştik. Veri merkezlerinde server'lar için yedekli internet sunuluyor demiştik. Hızlı ve yedekli internet sunuluyor. Elektrik için de jeneratör, UPS gibi böyle örnekler vermiştim ben. Client ve server'ın farkı da budur. Client talep eden taraftır. Server'da sağlayan taraftır. Server'da bilgiler vardır. Client'lar bilgileri talep eder. Server'da onu iletir. Siz mesela google.com'a giriyorsanız Google'ın server'ı üzerinden giriyorsunuz. Google'ın server'ı kapanırsa giremezsiniz. Ondan dolayı hep açık olmak zorunda. Bu nedenden dolayı Google kendi veri merkezlerinde serverlarını güvenli bir şekilde saklıyor ve sürekli 7/24 olacak şekilde aktif tutuyor. Burada bir veri merkezi seyahatimiz olmuştu Umut'la. Solda gördüğünüz Umut, siber güvenlik alt grubumuzun şu anki başkanı. Ben Deniz de zaten Umut'tan önceki başkandım. Mezun olmama zaman da yaklaştığı için Umut'a devrettik görevi. Kendisi de zaten güzel katkılarda bulundu. Kendisini tanımıyorsanız, eğer dışarıdan, kurum dışından geldiyseniz, çok tanıtacak vaktimiz olmadı bu hafta, ama bundan önceki haftalarda tanıtmıştık. Burada Comnet veri merkezini görüyorsunuz. Bağlandığınız web siteleri, oynadığınız oyunlar, dinlediğiniz müzikler hep bunlar gibi makineler üzerinden sağlanıyor arkadaşlar. Sizin bilgisayarınız size çaktırmadan arka planda bu makinelerin nerede olduğunu bulup o makinelere bağlanıp sizin istediğiniz şeyi o makinelerden isteyip size getiriyor. Mesela oyun oynuyorsanız sizin bilgisayarınız size çaktırmadan bunun gibi bir makineye bağlanıp sizin oyun oynamanızı sağlıyor. Ama işin arka planında aslında böyle makineler mevcut. Veri merkezlerinde hızlı bir internetle barınan, hızlı stabil internetle barınan, elektriği asla kesilmeyecek bir şekilde. Şurada görüyorsunuz kırmızı ve mavi kablolar var. Onlar elektrik kabloları. Eğer kırmızı kablolardaki elektrik kesilirse mavi kablolar üzerinden kesintisiz elektrik sunuculara sağlanıyor. Yani böyle her şey yedeklidir veri merkezlerinde. Veri merkezlerinde her şey yedekli olmalıdır. Çünkü olmama gibi bir şansı yok. Serverlar 7/24 aktif ve erişilebilir olmak zorunda demiştik. Client da talep eder demiştik. Bu gene benim Vradore veri merkezindeki fotoğraflarım. 4 Mart 2018 ve 3 Eylül 2018'de çektiğim fotoğraflarım. Burada Ethernet kablolarını görmektesiniz sağdaki fotoğrafta. Bu veri merkezinde aldığım bir hız testi arkadaşlar. Speed test herkes illaki yapmıştır. Veri merkezindeki sunuculara en düşük 1 gigabit, yani 1000 megabitlik internetler sağlanır fiber optik kablolarla. Yani hızlı olmak zorundadır. Çünkü başka bir şansı olamaz. İçerik hızlı bir şekilde gitmek zorunda. Download ve upload hızları aynı gibidir. Evlerinizde aldığınız gibi 100'e 5, 25'e 5 ya da 20, 24'e 5, 24'e 4 gibi değildir. 1000'e 1000'dir her zaman.
Bu aslında 1000 ama hani öyle, öyle o kadar ölçebiliyor speed test, öyle düşünün. Pingi de 0. Şimdi haberleşme teknolojilerine gelelim. Bu arada ben dün bunları çok daha detaylı bir şekilde anlattım ama bugün üstünden hızlı hızlı geçmek zorundayım. Devre anahtarlama var dedik. Eski bir teknoloji dedik. Bu eski telefon santralleri örneğini vermiştim. Bir yeri arayacağınız zaman önce santrali ararsınız. Santral devre kurar sizin için. Öyle 2 saat bekledikten sonra konuşmaya başlarsınız demiştik. Yani aynı anda tek bir hattı tek iki nokta kullanabilir demiştik. Paket anahtarlamada bu sıkıntı çözüldü dedik. Mesela burada eğer devre anahtarlama internette hala kullanılıyor olsaydı A bilgisayarı, burada gördüğünüz A bilgisayarı sol alttaki internete bağlanırken B, C ve D bilgisayarları internete bağlanamazdı. Aynı anda sadece tek bir hattı tek bir kişi kullanabilirdi ve diğer kişiler o kişinin işini bitirmesini beklemek zorundaydı. Hani derler ya, eskiden telefonlar santrallerle işte konuşulurdu. Santrali arardık. 2 saat beklemeye alırdı bizi. Sonra bağlardı diye. Anlayacağınız tek bir kabloyu aynı anda tek bir kişi, tek bir iletişim için kullanabiliyorsunuz. Fakat paket anahtarlamada aynı kabloyu binlerce, yüz binlerce defa kullanabiliyorsunuz. Bu da internetin temellerini attı demiştik. OSI katmanlarından bahsettik. İnternette bir noktadan bir noktaya bağlantının kurulması için bazı standartlar var dedik. Bu standartların hepsinin yerine getirilmesi gerekiyor ki internette bağlantı kurulabilsin dedik. En alttaki gördüğünüz donanım katmanı kablolama. Kablolar takılı olmak zorunda diye örnek vermiştim. Kablolar takılı ve iki bilgisayar birbiri arasında konuşuyor olmak zorunda demiştim. Veri ağında bunların daha detaylı bir şekilde anlatmıştım. Hani bilgisayarlara kablo taktığınızda ışıklar yanıp söner ya, Ethernet girişinin üstünde. Bu veri bağlantısı olduğu anlamına geliyor. Onun üstünde ağ protokolünden bahsetmiştik. IP adreslerinden bahsettik. Ulaşımda TCP, UDP'yi ilerleyen slaytlarda anlatmıştık. En üstte de HTTP, HTTPS gibi uygulamalarımız var demiştik. HTTP ve HTTPS'i herkes illaki görmüştür. Web sitelerine bağlanırken yazdığınız adrestir bu. Ve bir haberleşme protokolüdür esasında. Network cihazlarından bahsettik. Bu işte size internet servis sağlayıcınızın hizmet getirdiği cihazlar dedik. Router ve switch'in farklarından bahsettik. Switch şöyle gösterdik. Burada switch arkadaşlar birden fazla cihazın bağlandığı bir alettir. Bu alet birden fazla cihazı tek bir noktadan başka bir cihaza bağlar. Router ise bu cihazların paket haberleşmesinde paketlerin nereye gitmesi gerektiğini bilen cihazdır. Paketlerin rotalamasını yapar. Adı üstünde router. Ha, bu arada şunu da demiştik burada. Sizin evinizdeki modem denilen cihazın aslında ismi router'dır. Sizin evinize taktıkları cihazlar, internet hizmeti aldığınız şirketin taktıkları modem isimli cihazlar aslında modem ve router'dır. Hem modemdir hem de router'dır. İki işlevi birden görür. Onlara router da denebilir. Zaten bildiğim kadarıyla ABD'de ve Avrupa'da router deniyor o cihazlara. Türkiye'de modem ismini biraz daha uygun görmüşler. Modem aslında eski bu dial-up haberleşmelerinde kullanılan bir şeydi ama router artık evlerimizde olan bir cihaz diyebiliriz. Router'da işte söylediğim gibi paketlerin nereye gitmesi gerektiğini bilen bir cihaz. Data paketlerinin haberleşmesinin nereden nereye yapılması gerektiğini bilen bir cihaz. Switch'te router'ın nerede olduğunu bilen, hangi sokete takılı kablonun router'a gittiğini bilen bir cihaz ve paketleri oraya gönderen ve oradan gelen paketleri de adreslerine gönderen bir cihaz. Yani şey gibi düşünebilirsiniz. Size mesela kargo geldiği zaman kargocunun kargoyu alıp size getirmesi gibi düşünebilirsiniz. Burada bu durumda switch aslında switch cihazı kargocu Ne diyebiliriz. diyecektim? Bu elektrik santral fabrikasına gidilecek değil mi? Gezi için başka. Devam ediyorum. IP adresleri, burada IP adreslerinin klaslarından bahsetmiştik. IP adresleri örneğin A klas, B klas, C klas, D klas ve E klas olarak ayrılıyor demiştik. IP adreslerinin ne olduğunu anlatmıştık. İnternete bağlı tüm cihazların haberleşmesinin IP adresleriyle yapıldığını anlatmıştık. IP adresleri olmadan bilgisayarlar birbirine bağlantı kuramaz demiştik. İnternete aslında bağlandığınız her yere bilgisayarınız size çaktırmadan IP adresiyle bağlanıyor. Bunu da bir önceki eğitimde anlatmıştık. Örneğin google.com'a giriyorsanız sizin bilgisayarınız size çaktırmadan arka planda google.com'un IP adresini öğrenir ve oraya bağlantı kurar. Burada da IP adreslerinin olduğunu bahsetmiştik. Özel IP adresleri var demiştik. Bunlar aslında lakap gibi,
Her network'te ayrı ayrı kullanılabiliyor demiştik. Bunu çok detaylı dünkü eğitimde anlattım. Lakap gibi düşünebilirsiniz demiştik. Burada IP adreslerinin aralıklarından bahsettik. Özel IP adresleri. Yani lakap gibi diyebiliriz. Ya da Joker IP'ler de diyebiliriz. Her yerde kullanabiliyorsunuz. Mesela OK'de şey vardır ya, işte OK her sayının, her rengin yerine geçer. Özel IP adresleri de her network'te ayrı ayrı bulunabiliyor. Burada mesela iki adet birbirinden bağımsız network'ten bahsettik. Birbirinden bağımsız bu iki network'ün aslında aynı özel IP'leri kullandığını size söylemiştim. Fakat iletişimin sorunsuz bir şekilde sağlanabildiğini söylemiştim. Çünkü aslında bu özel IP adreslerinin router'ların alt taraflarında bulunan network'lerde olabildiğini söylemiştim. Ha bir de şu detayı da vereyim. Bütün network'lerin sınırı router'dır arkadaşlar. Her zaman router network'ün sınırıdır. Sınır kapısı gibi düşünebiliriz router'ları. Router'lar sınır kapısı gibidir. Sizin mesela evinizdeki modem cihazı, modem eşittir router değil ama modem ve router cihazı. Modem ve router cihazı tek bir cihaz evinizde bulunan. Sizin evinizdeki iç ağınızın sınırıdır. Ondan sonrası sizin kontrolünüz dışındadır demiştik. Bu router cihazları da kendi kontrol ettikleri bölümlerdeki bilgisayarlara, telefonlara, internete bağlanabilen bütün cihazlara sadece birbirlerini tanıyabilmeleri için lakaplar takıyor demiştik. Özel IP adreslerinde böyle, NAT IP'lerinde böyle anlatmıştık size. MAC adresinin ne olduğunu anlatmıştık. MAC adresleri sizin Ethernet kartınızı üreten şirketin Ethernet kartınıza özel olarak tanımladığı bir numara demiştik. Buradaki ilk 3 numara sizin Ethernet kartınızı üreten şirketi ifade ediyor demiştik. Her şirketin özel bir numarası var demiştik. Ayrıyetten son 3 numaranın da Ethernet kartınıza özel şirket tarafından verilen bir numara olduğunu söylemiştik. MAC adresleri de aynı zamanda networklerde haberleşmeyi sağlayan, yani IP adreslerini MAC'e IP adreslerinin MAC adresine dönüştürüldüğünü ve paketlerin aslında IP adresleri çözümlendikten sonra MAC adreslerine iletildiğini elektriksel olarak söylemiştim size. Kablolardaki elektriksel haberleşmenin MAC adresleriyle olduğunu söylemiştim. ARP protokolünün ne olduğunu anlatmıştım. Biraz daha hızlı hızlı geçeceğim. Bunları dün çünkü çok detaylı anlattım. Paketin ne olduğunu anlatmıştım. Burada haberleşme paket verilerle olur demiştim. Paket anahtarlamada haberleşme örneği size ilk gösterdiğim örnekti aslında bu ama paket anahtarlama örneği tabii ki de. Burada demin gösterdiğim şemada 1, 2, 3, 4 diye giden aşamaların aslında her bilgisayar tarafından bir görselleştirilmiş hali. Burada gördüğünüz 4 bilgisayarın da birinci internete çıkmak için atacağı birinci adım her zaman bir üstlerindeki router olacak. İkinci adım da o router'ın üstündeki router olacak. Üçüncü adım da internet olacak. Burada bundan bahsetmiştik. İnternete adım adım gidiyorsunuz yani. Kulaktan kulağa gibi. Birisi başlatıyor, ileriye doğru gidiyor internet paketleri ve sonra bir yerden size cevap geliyor. Bu şekilde haberleşiyor internet demiştik. Burada da 1, 2, 3, 4 diye giden şey aslında bilgisayarlarınızın haberleştiği cihazlar. Burada internet diye gösterilen kısımda başka cihazlar da var ama orada sınırsız cihaz var yani. Onun için onu göstermedik. Kulaktan kulağa ne kadar güvenli bunu bundan bahsetmiştim size. Network 70'li ve 80'li yıllarda güvene dayalı olarak kurulan bir sistem demiştim. Bundan sonraki yıllarda tabii herkesin evine internet girince güven diye bir şey kalmadı. Artık herkes her yere saldırır oldu. Siber güvenlik çok ciddi bir önem kazandı demiştim. Ya da en azından şimdi bu kadar net bir şekilde anlatıyorum. Biraz daha uzun konuşunca biraz daha bulanıklaşmış olabilir. Burada paket tiplerinden bahsetmiştim. TCP ve UDP. Bunların ayrı ayrı paketleri olduğunu, TCP'nin biraz daha yavaş fakat daha stabil çalıştığını, UDP'nin daha hızlı fakat daha stabil olmadan TCP'ye göre daha hızlı ama daha kontrolsüz çalıştığından bahsetmiştim. Burada TCP'nin bağlantı kurarken izlediği aşamaları anlatmıştım size. TCP bağlantısı nedir? TCP bağlantısı siz Google'a girerken TCP kullanırsınız demiştim. Ya da bir yere para gönderirken TCP kullanırsınız demiştim. Yani anlayacağınız önemli bağlantılar, internet üzerindeki önemli bağlantıların hepsi TCP ile çalışır. Burada da işte client ve server arasındaki TCP bağlantılarının kurulma şekli var. Data yazan kısımda siz artık neyi talep ediyorsunuz o bulunuyor. Mesela google.com'a girmek istiyorsanız google.com'un
HTML içeriği data olarak size geliyor. Ve google.com'da yaptığınız aramada onun altındaki data kısmında gönderilecektir yani. ICMP'den bahsetmiştik. ICMP aslında gerçek bir protokol değil demiştim. Ping ve trace route komutları ICMP kullanır demiştim. Normal haberleşme süreçlerinde kullanılmaz demiştim. Network mühendisleri tarafından network alanındaki hataları tespit etmek için kullanılır demiştim. Aynı zamanda da hackerlar siber saldırılarda ICMP'yi çok kullanıyor demiştim. Burada bunları anlattıktan sonra tekrar OSI katmanlarını anlatmıştım. TCP ve UDP'nin ne olduğunu anlattıktan sonra. Ha bir de demin TCP three-way handshake'te TCP böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aşamada tamamlanıyor. Fakat UDP 2 aşamada tamamlanıyor. Ondan bahsetmiştim size önceki eğitimde. Biraz uzun uzun da anlatsam. Bu işte UDP'yi daha hızlı kılıyor. Çünkü düşünsenize Amerika'daki bir server'a bağlanıyorsunuz. Mesela Google Amerika'da. Amerika'daki bir server'a bağlanırken sizin gönderdiğiniz data paketleri sürekli Amerika'dan Türkiye'ye gidip gidip geliyor. Sürekli yani bu Türkiye-Amerika arası gidip geliyor bu TCP bağlantısında. Onun için daha yavaş oluyor demiştim. UDP'de iki aşamalı olduğu için çok daha hızlı oluyor demiştim. Yani istek yanıt şeklinde UDP'de. ICMP'de yanıt gönderilmek zorunda değil. Onu da söylemiştim diye hatırlıyorum. Burada TCP-UDP'yi anlattıktan sonra protokollerden biraz bahsetmeye başlamıştım. Uygulama katmanındaki protokolleri anlatmıştım. HTTP, HTTPS web siteleri için demiştim. TCP dosya transferi için demiştim. POP, IMAP e-posta alımı, SMTP e-posta gönderimi için demiştim. Telnet, SSH cihazları uzaktan yönetmek için demiştim. Burada DNS protokolünün UDP kullandığını, onun da isim çözümlemek için kullanıldığını söylemiştim. En altta da Valve var. Mesela online oyunlar da UDP kullanılır her zaman çünkü hız istersiniz. Zoom, Google Meet bunlar da UDP kullanıyor diye biliyorum. Zoom'un UDP kullandığından eminim ama Google Meet'ten tam emin değilim. Yüksek ihtimalle UDP'dir o da. Hani mesela görüntülü görüşmelerde ya da sesli görüşmelerde hız istediğimiz için UDP kullanırız. Hız istenilen her yerde UDP kullanılır. Eğer gönderilen şey çok önemli değilse UDP kullanırsınız demiştim. Sesli haberleşmeler, görüntülü haberleşmeler, UDP, banka haberleşmeleri, Google, YouTube, e-posta gönderim, alım bunlar TCP ile yapılıyor demiştim. Hataların daha kolay tespit edilmesi ve otomatik olarak çözülmesi için. Ha bir de TCP'de bir hata durumu gerçekleştiğinde bu hatanın otomatik olarak çözüldüğünden bahsetmiştim size. UDP'de böyle bir durum yok. Mesela online oyun oynayanlar illaki vardır burada. Oynadığınız online oyunlarda bazen internetiniz kötü olduğunda lag olur mesela. Karakterler ışınlanıyor gibi olur. Bu aslında karakterlerin hareket ederken UDP paketlerinin kaybolduğunu işaret ediyor. Eğer karakterler ışınlanıyor gibi oluyorsa online oyunlarda UDP paket kaybı var demektir. TCP'de onun gibi bir durum yaşamazsanız çünkü TCP'de paketler kayboluyorsa sizin bilgisayarını size çaktırmadan tekrardan talep eder o paketleri. Siz de sadece web sitesi yavaş açılıyormuş gibi görürsünüz ama web sitesi aslında yavaş açılmıyordur. Paket kaybı vardır. Bilgisayarınız paket kaybını paketleri tekrar talep ederek ya da alarak çözmeye çalışıyordur size çaktırmadan. Yani aslında harika varlıklar bilgisayarlar. Burada DNS'in ne olduğunu anlatmıştık daha detaylı bir şekilde. İsim çözümleme görevini üstlenir demiştik. İsimleri IP adreslerine çözümleniyor demiştik. İnternetteki bütün haberleşme IP adresleriyle oluyor demiştik. Bu bağlamda da google.com'a mesela bağlanmanız için google.com'un IP adresini bilgisayarınızın bilmesi gerekiyor. Google.com'a bilgisayarınız Google.com'un IP adresini bilmeden bağlanamaz. Bu nedenden dolayı DNS diye bir protokol var. Domain Name System diye geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Uygulama katmanında çalışıyor. İsim çözümleme görevini üstleniyor. Buraya yazmıştım. Mesela Yeritepe Edu.tr'nin IP adresi 195.49.216.35'miş. Port numaralarından bahsettik. Burayı geçiyorum. Bir önceki eğitimde anlatmıştım. Uygulama katmanı port numaraları, protokollerin portlarını anlatmıştık burada. HTTP, HTTPS, HTTP 80 TCP portunu kullanır demiştik. HTTPS ise 443 numaralı TCP portundan haberleşir dedik. FTP 21 TCP böyle böyle gidiyor. Fakat DNS 53 numaralı UDP portunu kullanıyor demiştik. Valve oyunları da 27.015 numaralı UDP portundan haberleşiyor demiştik. Soket yapısından bahsettik burada.
Mesela bir IP'deki web sitesine bağlamak istiyorsak IP adresinin yanına 80 yazıyorsak web sitesi açılıyor. HTTP çünkü. HTTP'nin portu çünkü. Ya da işte FTP sunucusuna bağlanıyorsak sonuna 21 yazıyoruz. Çünkü FTP'nin portu 21 numaralı TCP. E-posta sunucusu kuracaksak 25 sonuna, IP adresinin sonuna 2 nokta üst üste 25 yazıyorsak e-posta sunucusuna bağlanıyor demiştik. Bu da SMTP 25 numaralı TCP portu. Port taraması yapmıştık. Burada dün onu uygulamalı olarak size gösterdim. Dünkü eğitimde, fakat bugün göstermeyeceğim. Uygulamalı network kurulumu kısmına da gelmiştik dünkü eğitimde ve burada kalmıştık. Şimdi uygulamalı bir network kurulumu yapacağız. Bu dediğim gibi aslında sizin gerçek hayatta yaparak para kazanabileceğiniz bir iş. Mesela işte burada alttaki network yapısını sizinle birlikte tasarlayalım demişim. Burada bir router'ımız var. Mikrotik router yazmışım. Arkadaşlar, mikrotik bir işletim sistemidir. Yani router'lar da sonuçta bir bilgisayardır. Size bahsetmiştim ilk haftaki eğitimde. Benim sesim size geliyorsa aramızdaki switch'ler ve router'lar internet hizmeti aldığınız şirketin kullandığı altyapı cihazları, Linux çalıştırıyor demiştik. Mikrotik de arkadaşlar router cihazları için özel olarak yazılmış bir işletim sistemi. Aynı Windows gibi, Linux gibi, telefonlar için Android ve iOS gibi router'lar için yazılmış bir işletim sistemi Mikrotik. Burada network kurulumu için gereksinimlerden bahsetmiştim. Bilgisayarlar ve network ekipmanları kuruldu bir kere ofise. Bir ofis olduğunu farz etmiştik. Bir senaryo oluşturmuştuk. Bir ofisimiz var demiştik. Ve bu ofiste bilgisayarlarımız var demiştik. Öyle onun gibi hayal etmiştik. Bilgisayarlar ve network ekipmanları kurulduktan sonra ofisimizdeki bilgisayarlara kabloları çektik. İnternet servis sağlayıcımız örneğin Türk Telekom'dan 2 adet IP adresi aldık. Çünkü buradaki bir tane bilgisayarın direkt olarak bağlanması gerekiyor internete. Diğerinde router. Router'ın da internete direkt bağlanması gerekiyor gördüğünüz gibi. Şuradaki o şeyleri görüyorsunuz, bağlantıları direkt internetle. İnternetle direkt bağlantı kuran herkes için bir IP adresi alınması gerekiyor demiştik internet servis sağlayıcısından. Fakat bu 192.168.1.10 IP'leri özel IP aralıklarına girdiği için bunlar için bir IP alınması gerekmiyor demiştik. Joker IP'ler gibi. Onun için 2 adet IP adresini, internete açık olan 2 adet IP adresini servis sağlayıcımızdan aldık. İnternet servis sağlayıcımızdan. Burada bir tabloda bu binleri topladık. Burada Netmask'imiz var, Gateway'imiz var. Netmask dediğimiz şey arkadaşlar aldığımız IP adreslerinin bulunduğu networklerin büyüklüğünü belirleyen bir matematiksel numaralandırma sistemi. Gateway'de aslında router'ımızın bulunduğu IP adresi, bir üst router'ın bulunduğu IP adresi diyebiliriz. Çünkü her zaman hani size demiştim ya, kulaktan kulağa hedefe varana kadar tamam bizim router'ımız burada ama bizim router'ımızın da üstünde başka router'lar da olacak. Onların da IP'leri router'ımızda, gateway'de böyle belirlenecek demiştik. Burada şimdi dış IP adresimiz internet direkt bağlı Windows bilgisayarın dış IP'si 193.31.119.190 olacak. Mikrotik router'ımıza verdiğimiz dış IP adresi 193.31.119.189 olacak. Burada Linux bilgisayarlarda yerel, lokal, özel IP'ler verdiğimiz için bunlar için dış IP'ye ihtiyaç duymuyoruz. Buradaki IP de özel olduğu için ekstra bir gereksinim yok. Şimdi network'ü kurmaya başlayacağız arkadaşlar. Sonunda hemen şöyle açalım. Galiba şöyle çıkmam gerekiyor. Evet. Şunu hemen şöyle ayırayım. Kali Linux'un yaygınlığının sebebi dış IP gereksinim duymaması değildir. Yanlış maalesef. Şöyle ki, Kali Linux'un yaygın olmasının sebebi hazır bir paket olması. Size siber güvenlik için ne gerekiyorsa onu size sağlaması ve tek bir kurulumda siber güvenlik için gerekli araçların size sağlanması. Kali Linux bundan dolayı yaygındır. Dış IP dediğimiz olay, internete bağlanan bütün cihazlar aslında illaki bir noktada dış IP'ye ihtiyaç duyuyor. Router'ınızın bir dış IP'si illaki olur. Sizin bilgisayarınızın da router'ın altında bir özel IP'si olur. IP adresi olmadan internetle iletişim kuramazsınız. Şimdiki hemen şeyimize girelim. Şu eğitim ortamına bir login olayım ben. Eğitim ortamına login olduktan sonraki aşamada arkadaşlar network'ümüzü kuracağız sizinle. Şimdi burada arkadaşlar sanallaştırılmış bir şekilde slide'da belirlediğimiz makinaların
şuraya gelelim. Şöyle. Slide'da belirlediğimiz makinelerin kurulduğunu görüyoruz. Şimdi burada ilk önce dış Windows bilgisayarımızın internete olan bağlantısını yapmamız gerekiyor. Dış Windows bilgisayarımızın internete olan bağlantısını da aldığımız IP'ye eşleştirerek yapacağız. Hemen şöyle dış Windows bilgisayarımızın ekranını açalım. Evet, dış Windows bilgisayarımızın şu an ekranındayız. Şifre 1234. Şu anda arkadaşlar şurada slide'da size belirlemiş olduğum internete direkt bağlı Windows bilgisayarın içindeyiz. Onun ekranına bakıyoruz diyebilirim. İnternete direkt bağlı Windows bilgisayarın ekranındayız şu an. Bunun IP tanımlamasını yapacağız. Bunun IP tanımlamasını yapmak için internet servis sağlayıcımızdan aldığımız IP adreslerinden bir tanesini, ben burada 190'ı belirlemişim dış Windows bilgisayar için, bu bilgisayara gireceğiz. Sağ tıklıyorum. Open Network Sharing Center diyorum. Windows 10'da, Windows 7'de de aynı şekilde. Burada Ethernet'e basıyorum. Properties'e basıyorum. İnternet protokol versiyon 4, Properties diyorum. Burada IP adreslerini ben dünkü eğitimde tanımlamıştım. Burada slide'da yazdığım şekilde bu bilgisayara tanımlamıştım. Bu nedenden dolayı şu anda bu bilgisayar internete bağlı arkadaşlar. Ve bu bilgisayar şu anda internete direkt olarak bağlı. Hemen şöyle size birkaç şey göstereyim. Bu bilgisayarda Firefox var mı acaba? Firefox yok bu bilgisayarda. Edge ile yapacağız. Şöyle hemen what is my IP yazarsak eğer, gördüğünüz gibi your public IP address burada slide'da belirlediğimiz dış IP'ye artık eşit, dış IP'ye de buradan tanımlanıyor. Şimdi sıra arkadaşlar router'ımızı kurmada. Router'ımızın kurulum ve ayarlamasını yapmamız gerekiyor. Mikrotik router. Router'ımızın network kurulumunu ve ayarlamasını yaptıktan sonra router'ımızın altındaki diğer cihazların network kurulumunu yapacağız. İlk önce router yapmamız lazım. Yoksa diğer cihazların nereye bağlı olacağı belirli olmaz ve hazır olmaz. Bu nedenden dolayı ilk aşamada router cihazımızın ayarlamasını yapmamız gerekiyor. Dış Windows bilgisayarımız hazır olduğuna göre şimdi router'ımızın internet bağlantısını ayarlayacağız. Şimdi şöyle bir güzellik var. Eğer Mikrotik Router OS kullanıyorsanız router'ınıza IP adresi vermeden bağlantı kurabiliyorsunuz. Ben burada router'a da IP adresi tanımlamasını bugün test yaparken verdim. Fakat şimdi router'ı sıfırlayacağım sizin için. Ve router'ı sıfırladıktan sonra sizinle tekrardan sıfırdan kuracağız. Şöyle hemen bir resetleyelim router'ımızı. Şu anda router'ımızı formatlıyorum arkadaşlar hızlıca. Mikrotik dediğim gibi router'lar için yazılmış özel bir işletim sistemidir. Kendi router'ınıza Mikrotik kurabilir misiniz diye bir soru gelebilir. Kendi router'ınıza Mikrotik büyük ihtimalle kuramazsınız. Ama Mikrotik çalıştıran bir router cihazı satın alabilirsiniz. Mesela benim evimdeki kendi router'ım Mikrotik çalıştırıyor. Çünkü seviyorum. Sevdiğim için Mikrotik ile kendi network'ümü yönetmeyi, kendi evime Mikrotik çalıştıran, Mikrotik işletim sistemi çalıştıran bir router aldım. Şimdi cihazımız formatlanıyor ve yeniden başlayacak. Yeniden başladıktan sonra boş bir şifreyle cihazımıza bağlanacağız. Router cihazımıza şu anda gördüğünüz gibi bağlandık. Lisans anahtarı yok diyor fakat çok önemli değil, zaten lisans anahtarını sonradan gireceğiz. Şifre değiştirmemizi isteyecek. Hemen şöyle 1234 yazayım şifreye. Eski şifre boş. Tamam, kabul etti. O kadar basit bir şifreyi de kabul etmemesi lazım aslında ama neyse. Şimdi router'da arkadaşlar şuna dikkat çekmek istiyorum. Router cihazımız iki tane kabloyla bağlı. Bunu nasıl anladım? Burada arkadaşlar router cihazımızın şöyle aslında 4 tane kabloyla bağlı olduğunu görüyoruz. 4 tane burada kablo var.
Burada da internete çıkan bir tane kablo var. Şimdi hangi kablo router cihazının neresine takılı, hangi kablo internete çıkıyor onu bulmamız gerekiyor. Şu anda iki tane port aktif olduğu için interface kısmında iki tane port göreceğiz. Bu ikisi şu anda router cihazımıza takılı olan Ethernet kabloları. Bunlardan bir tanesi internete çıkıyor arkadaşlar. Hani şöyle bir baktığınızda zaten hangisinin internete çıktığını görebilirsiniz. Bakın burada bir hareketlilik var. Bu arada TX transmit yani almak, RX'de pardon, TX transmit yani göndermek, RX'de received yani almak. Gönderilen ve alınan demek istiyor. Burada bakın bir veri bağlantısı var. OSI katmanlarında ikinci katman size göstermiştim ya. Şurada kablolar takılıysa bir veri bağlantısı kurulur diye. Şu anda arkadaşlar router'ın burada bir hareketlilik göstermesinin sebebi arada bir veri bağlantısı olması. Ve bu demek oluyor ki internete bağlanan kablo bu. Ether 2. Yani 2 numaralı Ethernet girişine kablo takılmış. Şimdi interface list kısmında WAN ve WAN şeklinde ve LAN şeklinde 2 adet alan açacağım. Bunların ne olduğunu da size uygulamalı olarak anlatıyorum. WAN arkadaşlar geniş alan ağı. Yani Wide Area Network. Yani anlayacağınız şu diyagramda şu 2 numaralı router var ya, 2 numaralı router'ın üstündeki internet yerel router ayarlamalarında WAN olarak geçer. Yani Wide Area Network, geniş alan ağı. İnternet geniştir arkadaşlar. Onun için Wide Area Network denir. Bu 2'nin altındaki 1 ve bu altındaki router'lar, birinci aşamadaki, birinci adımdaki diğer iki cihaz ve bu alttaki bilgisayarlar Local Area Network yani LAN'dir. Yani anlayacağınız, şöyle hemen size çizerek göstereyim. Şuranın altı, buranın altı lokal alandır. Buranın üstü de geniş alandır. WAN ve LAN şeklinde. Ve size demiştim ya router sınır kapısı gibidir diye. Burası da sınır. Buradaki lokal bilgisayar ağının sınırı. Buranın üstü internet arkadaşlar. Şimdi bunun ayarlamasını yaparken router cihazımızda WAN ve LAN'nin hangi kablolardan erişilebilir olduğunu belirtmemiz gerekiyor cihaza. Bunun için interface listeleri oluşturuyoruz. Şimdi burada baktığımızda demiştim ya burada bir hareketlilik var, bir veri bağlantısı kurulmuş diye. Çünkü diğer iki alttaki bilgisayarlar daha internete bağlı değil. Şu en alttaki diyagramda pardon, hemen düzeltiyorum hemen. Şuradaki cihazlar arkadaşlar, burada da çizerek anlatayım size, çizmek daha iyi. Şu bilgisayarlar var ya, bunlar arkadaşlar şu anda bağlı değiller. Kabloyla, bunları kabloya daha takmadık. Bunlar kabloya takılı olmadıkları için şu anda bu cihazların veri alıp vermesi, bir veri bağlantısı kurulması imkansız. Bir veri bağlantısı kurulması imkansız olduğu için eğer bir veri bağlantısı varsa TX ve RX'te görüyoruz. Bakın 0 BPS. Demek ki internete çıkan soket bu. Demek ki burada buraya takılı olan kablo internete çıkıyor. Bu nedenden dolayı Ether 2'yi hemen şöyle WAN'ye alıyorum. Çünkü demin de gösterdim size, anlamışsınızdır herhalde. Eğer sınırın üstündeyse WAN demiştim şurada. Halbuki çizimlerim gitmiş galiba. Bakayım neredeydi o çizimler? Burada mıydı? Buradaydı. Bu bağlantı fiziksel olarak sağlanması gerekmiyor mu? Nasıl bağlayacaksın o cihazları router'a? O cihazları ben sanallaştırma sisteminden router'a bağlıyorum. Şu anda o cihazların IP adresleri olmadığı için bağlı değiller. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar LAN, burası WAN internet demiştik. Bu nedenden dolayı internete çıkan girişleri şu anda ilgili alanlara tanımlıyorum. WAN Ether 2'den çıkacak. LAN'de Ether 1'den çıkacak. Gördüğünüz gibi Ether 1 ve Ether 2 bu şekilde tanımladım buraya. Bir sonraki aşamamız IP adreslerini tanımlamak. Şimdi IP adreslerimizi tanımlayacağız. Öncelikle arkadaşlar internet servis sağlayıcımızdan aldığımız IP'lere bir bakmamız gerekiyor. Bakıyorum şu anda
Slide'ları hep kaçırıyorum. Bugün hemen giriyorum. Router'ımıza vereceğimiz IP adresi 193.31.119.189. Yani 193.31. Şöyle yazıyorum. 193.31.119 muydu? Şunları unutuyorum. 119 ve 189 numaralı IP adresini router cihazımıza tanımlamışız. 189. Network'e de arkadaşlar gateway'i yazacağız. Burada arkadaşlar gateway belirli. 193.31.119.177'de gateway'imiz. Hemen buraya onu da yazacağız. Şöyle kopyala yapıştır yapabiliriz. 177 buraya bunu da yazacağız. Ve VAN olan Ether2'ye bunu belirteceğiz. Buraya da comment de yazabiliriz. Dış IP adresi şeklinde. Router'ımızı da bunu da belirleyebiliriz. Gördüğünüz gibi dış IP adresi şeklinde şu anda router'ımız bağlantı kurdu. Fakat router'ımızın internete çıkmak için ihtiyaç duyduğu bilgiler daha tamamlanmadı. Router'ımızın gelen bütün paketleri nereye ileteceğinin bilgisini router'a route list üstünden girmemiz gerekiyor. Hemen orada da şöyle yapacağız. 0.0.0.0/0 yazacağız. Altında da şöyle şuraya da Ether 2 dediğimiz zaman router'ımız internete bağlanmış olacak. Bir soru geldi hemen galiba. Ona da bakayım hemen. Orada adres yazan private network, yazan da public IP mi? O az önce IP doldurduğunuz yerden bahsediyorum. Bundan hemen önceki. IP adresi doldurduğum kısım, orada adres yazan private network, yazan da public IP mi? Burada şu anda şeyi belirledik. Yani rotayı belirledik. Hangi rotadan internete çıkacağını belirledik. Ether 2'den internete çıkacaksın dedik router'a. Yani gelen data paketlerini Ether 2'ye gönder dedik. Çünkü internete çıkış Ether 2 üstünden. Bunu demin zaten anlatmıştım. İnternete erişmek için kablo, gereken kablo Ether 2'ye takılı. Bu bağlamda da Ether 2'ye git demiştik. Burada da IP adresinin gateway'ini belirliyor router'ımız. Burada dış IP adresini burada belirledik. Şimdi iç IP adresini belirleyeceğiz. Hemen şöyle comment'imizi yazalım. İç IP adresi. Şurada slide'da yazmıştık. İç IP adresleri 192.168.1.1 olarak başlaması gerekiyor. Hemen şöyle. Burada da onun tanımlamasını da yapacağız. Bu Ether 1'de olacak. Çünkü alttaki cihazlar Ether 1'e takılı. Bir /24 yazdık. /24'ün ne olduğunu da size anlatacağım. Bunları bilerek slide'da anlatmadım. Uygulama olarak göstermek için. /24 bakın altta görüyorsunuz. MikroTik size gösteriyor. 192.168.1.0 ile 192.168.1.255 aralığındaki bütün IP adresleri /24 ile gösteriliyor. Bunun amacı bütün IP'leri tek tek yazmak yerine sonunda /24 yazmak daha kolay herhalde diye. Matematiksel bir kısaltma yapmışlar. Eğer 255 adet IP varsa bunların 254 tanesi kullanılabilirse, bir tanesi gateway, bir tanesi broadcast IP'si olmak üzere, biri de network IP'si olmak üzere bu /24 olarak ifade ediliyor. 254 adet kullanılabilir IP var ise 255 IP'nin içerisinde. IP'ler aslında 256 bloktan oluşur arkadaşlar. Burada 255 yazmaya bakmayın. Network'ü de dahil ediyor aslında ama network IP'leri kullanılabilir değildir. O router'ların kendi aralarında router'ın bildiği bir bilgidir. Mesela bakın network'e burada 0 yazdım. Network IP'si IP aralığının en başını ifade eder. Buradaki adres de şurada gördüğünüz kısım router'ın kullanacağı IP'yi ifade eder. Slash'ın sol tarafındaki, taksim işaretinin sol tarafındaki kısım router'ın kullanacağı IP'yi ifade eder. Onun sağ tarafındaki 24 de kullanılabilir diğer IP'leri anlatır. Burada slide'da zaten gördüğünüz gibi router'a 192.168.1.1 vermemiz gerekiyor. Onun altındaki bir Linux bilgisayarımız var. Ona 192.168.1.10 vereceğiz. Windows bilgisayarımıza 192.168.1.11 vereceğiz. Bir de kurum içi server'ımız var. Ona 192.168.1.2 vereceğiz arkadaşlar. Şimdi bunu da yaptıktan sonra adreslerimiz hazır. Gördüğünüz gibi iç IP adresleri ve dış IP adresleri tanımlandı.
Hemen bir bağlantı testi yapalım. Router'ımız internete bağlanabiliyor mu diye. Hemen bakıyoruz. Router'ımız şu anda internete bağlanamıyor. Demek ki bir yerde hata yaptık ayarlamada. Tekrardan şöyle routes kısmına gelelim. Burada şu kısımda Ether 2 yerine Gateway IP'sini yazmayı deneyeyim. Bakayım olacak mı? Bakın şu anda buraya Gateway IP'sini yazmamla beraber router'ımız internete bağlandı. Şu anda router internete bağlı, internetle konuşabilir vaziyette. Biri soru, başta bahsettiğim sorun bu muydu? Dün mü? Yok, dünkü sorun biraz farklıydı. Bu router'ı ayarlarken belirlediğimiz bir durum. Başta bahsettiğim sorun tam anlayamadım o kısmı, yakalayamadım o kısmı. Başta bahsettiğim sorun hangisiydi? Burada ping komutunu kullandık. Ping komutu arkadaşlar, size slide'da göstermiştim ya, ICMP var demiştim. Şurada ICMP nedir? Ping ve trace route komutları ICMP kullanır. Hata bildirme ve hata tespiti için kullanılabilir demiştik. Burada da ICMP hataları tespit etmek için kullanılan bir protokol. Ping komutu ICMP. Yani router internete bağlı mı değil mi? Bunu anlamak için router'ın IP'sini ping atarak öğrenebiliyoruz. Düşündüğüm gibi gitmedi bazı şeyler. Ha yok, hayır, alakası yok. En başta söylediğim prova yaparken, bugünkü eğitimin provasını yaparken DNS spoof, birazdan ilerleyen saatlerde size DNS spoof'tan bahsedeceğim. O beklediğim gibi gitmedi. Şu anda bir sıkıntımız yok. Şu network'ü de kuracağız. Ondan sonraki aşamada zaten 45 dakikayı doldurduk. 45, aynen 40 dakika oldu. Network'ü de kurduktan sonra bir ara verip ikinci günkü konulara başlarız. Önce ama şu network'ü tam olarak bir kuralım. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kuralları da yazdık. Router cihazımız internete açık. İnternete bağlanabiliyor router cihazımız. Bakın mesela şöyle... Hemen yazdığım şifremi isteyeyim. Router'dan tekrar giremedik. 1-2-3-4 yazmıştım. Onu istedi. Şöyle hemen mesela ulearn.yeditepe.edu.tr'ye ping atmayı deneyim. Tabii burada DNS isim yazmamıza izin vermiyor. O zaman biz kendimiz ismi çözüp yazabiliriz. Hemen şöyle DNS sorgusu atalım ulearn'e. IP adresi buymuş ulearn'ın. 185.48.24.153. 185.48.190 mıydı? Yok. 48.24.153. 24.153. Şu anda gördüğünüz gibi 2 milisaniyede router cihazımız ulearn'e bağlanabiliyor. Bu test amacıyla kullandığımız bir şey. Router'ımızın bağlı olduğu internetin hızını ölçmek için de kullanabiliriz. Router'ımızın bağlı olduğu internetin hızını ya da ne kadar uzaklıkta olduğumuzu ölçmek için de kullanabiliriz ulearn'e. Şimdi ping'den çıktık. Diğer cihazlarımızı ayarlayacağız. Çünkü router'ımızın ayarlanma aşaması aslında bu kadar. Şurayı açık bırakalım çünkü birazdan şurada bir hareket göreceğiz sizlerle arkadaşlar. Tekrar login olalım. Şurada dış Windows bilgisayarımızı ayarladık zaten. Dış Windows bilgisayarımız internete çıkabiliyor. Windows bilgisayarımızı ayarlayarak başlayalım. Şu anda Windows bilgisayarımızı girdik arkadaşlar. Windows bilgisayarımızın ekranını görüyorsunuz. Windows bilgisayarımız hangi bilgisayar derseniz, şurada gördüğünüz 192.168.1.11 IP'sine sahip olmasını beklediğimiz bilgisayar. Hemen şöyle dolduruyorum. Az önce yaptığım işlemin çok benzerini yapacağım. Burada bağlantı kurmak için.
192.168.1.11 dedik. Subnet'i otomatik olarak dolduracak. Çünkü lokal IP olduğunu anlıyor Windows. Gateway'e bu sefer arkadaşlar router'ımızın IP'sini yazacağız. Yerel lokal IP'sini yazacağız. DNS'e de Google'ın DNS'lerini yazacağım. 8.8.8.8 Google'a ait DNS sunucularıdır. Bunları hemen doldurdum. Ve de gördüğünüz gibi network gördüğünüz gibi şu anda bağlanmaya çalışıyor. No network access dedi. Bunun sebebi arkadaşlar MikroTik'te NAT kuralı yazmamız gerekiyor. NAT'ın ne olduğunu size dün anlatmıştım. Şöyle tekrar bakayım nerede NAT. Slide'larımızda. Gördüğünüz NAT burada Network Address Translation. Bu Joker IP'lerden bahsetmiştik. MikroTik'te de bir NAT ayarlaması yapmamız gerekiyor ki data paketlerini router'ımız internete çıkartabilsin. NAT ayarını router üzerinde yapıyoruz, evet. NAT ayarlaması router üzerinde yapılıyor arkadaşlar. Şöyle hemen burada size göstereceğim. IP'nin altındaki firewall kısmında NAT var. Burada artıya basıp yeni bir NAT kuralı yazabiliyorsunuz. Şimdi burada ben diyeceğim ki eğer paketler çıkmaya çalışıyorsa bunun için general. Öncelikle SRC NAT bunu seçeceğiz. SRC NAT biraz MikroTik bilgisi gerektiriyor. Yani dışarıya çıkan NAT anlamına geliyor arkadaşlar. İçeriden dışarıya çıkan paket. Yani anlayacağınız slide üzerinde göstereyim. Tekrar gelelim kuracağımız network'ün diyagramına. Nerededir o diyagram? Burada. Burada mesela Windows bilgisayar internete çıkmaya çalışıyorsa eğer SRC NAT, eğer internetten Windows bilgisayara gelen data paketleri varsa DST NAT olacaktı. Evet, Source NAT ve Destination NAT olarak kısaltılmış. Source NAT gördüğünüz gibi şimdi böyle yapacağız. Out Interface listini one olarak seçeceğim. Bunları da demin ayarlamıştık. Ne olduğunu da size demin anlatmıştım zaten. Nasıl ayarladığımızı da hatırlıyorsunuzdur. Interfaces altındaki interface listlerden ayarlamıştık. Onları da burada kullanabiliyoruz. Action kısmına geleceğiz şimdi. Burada Masquerade kullanacağız. Masquerade'in ne olduğunu size birazdan göstereceğim. Bunu hemen kaydediyorum. Comment de yazalım. NAT çıkışlarını sağla diyorum. Şimdi NAT çıkışları gördüğünüz gibi bakın byte sayısı hemen artmaya başladı. Şu en sağda byte sayısının yükselmesi demek arkadaşlar bunun kullanıldığı anlamına geliyor. Şu anda dışarıya bir çıkış var. Hemen Windows bilgisayarımıza geri döndük. Gördüğünüz gibi access type demin no network access diyordu. Şu anda internet demeye başladı. Hemen buradan bir test yapalım. CMD'ye bir gireyim hemen. Ping google.com dediğimde gördüğünüz gibi 10 milisaniye içinde google.com'a bağlantımız var şu anda. Demek ki şu anda 192.168.1.11 NAT ile internete bağlı. Ifconfig yazarsak pardon ipconfig IP adresimizi de burada görebiliyoruz. 192.168.1.11 buradaki Windows bilgisayarımız. Demin şu ortadaki Windows bilgisayarımız arkadaşlar. MikroTik'in altındaki. Şimdi bunu da internete bağladığımıza göre size bir ufak bir şey göstereceğim. Bu bilgisayarın dış IP adresinin ne olduğunu görmeniz gerekiyor. Hemen şöyle what is my IP yazıp bunu Google'da arayalım. Bakın IP adresi ne? Dış IP adresi Windows bilgisayarın her zaman router'ın IP'sidir. NAT kullanılıyorsa eğer dış IP adresi her zaman router'ın IP'si olur. Şurada bakın görüyorsunuz. Router'ın dış IP adresi 193.31.119.189'du. Windows'un IP'si de 192.168.1.11'di. Windows bilgisayar internete bu router üzerinden çıkıyorsa Windows bilgisayarın dış network'teki IP adresi router'la aynı olur. Masquerade ne demek biliyor musunuz? Masquerade taklit et demek. Burada yazdığımız NAT kuralında masquerade demiştik. Taklit et demek. Yanılıyor da olabilirim ama masquerade taklit ya da maskele gibi bir anlamı oluyor olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi masquerade işlemini de şu anda bakın byte sayısı arttı. Demek ki kullanım var.
Mikrotik çok güzeldir arkadaşlar. Mikrotik eğitimleri size vermeye devam edeceğim. Ben Mikrotik'i şahsen çok seviyorum. Kendi arayüzü çok user friendly bir arayüz. Network'ten hiç anlamayan biri bile çok rahat bir şekilde ayarlayabiliyor. Bir router işletim sistemi demiştik zaten. Router'ların işletim sistemleri de var. Onlar da bir çeşit bilgisayardaydı. Söylemiştim geçen eğitimde diye hatırlıyorum. Şimdiki diğer cihazların da network bağlantılarını ayarladıktan sonra bir ara vereceğiz ve bugünün siber güvenlik, Linux güvenlik kısmına geçeceğiz. Şimdi şu Linux bilgisayarın ayarlamasını yapacağız. Linux bilgisayarın network ayarlamasını yapacağız daha doğrusu. Şöyle hemen bunu açalım. Şu anda Linux'ta da arkadaşlar şu sağda wire settings diyeceğiz. Buradaki ayarlar sembolüne basacağız. Ayarlar sembolünden kaç yazacaktık bu IP'ye? 1.10 yazacakmışız. Hemen yazalım. 192.168.1.10. Netmask için 24 demiştik. Microsoft'ta olduğu gibi 255.255.255.0 da yazabiliriz. Windows'ta olduğu gibi. 24 de yazabiliriz. İkisi aynı anlama geliyor. Ve cihazlar ikisini de ayırt edebiliyor. Netmask'ın da zaten bağlı olduğumuz bilgisayar ağının IP aralığının ne kadar geniş olduğunu anlamak için bilgisayarlar kullanıyor diye söylemiştim. 192.168.1.1 de router'ımızın IP adresi diye. Burada zaten gördüğünüz gibi router'ın IP'si 192.168.1.1. Linux bilgisayar 10. Bunun da bağlantısını yaptıktan sonra alt tarafta DNS var. DNS'i de hemen aynı şekilde Google DNS'lerle ayarlayacağız. Ayarları yaptık. Gördüğünüz gibi hemen connected dedi. Şu anda Linux cihazımızda, Linux bilgisayarımızda internete bağlandı. Hemen test edelim Firefox'la. What is my IP? Diye bunu da aynı şekilde Google'da aratıyorum. Gördüğünüz gibi bunun IP adresi de router'ın IP'si ile aynı. Çünkü router'ın altında, demin size demiştim, masquerade, router'ın altındaki NAT ile bağlı olan bilgisayarların dış internete çıkışlarında router'ın IP adresinin üzerinden çıkmalarını sağlıyor diye. Şimdi bir tek kurum içi server'ımız kaldı arkadaşlar. Kurum içi server'ımızın internet bağlantısını da ayarladıktan sonra kurum içi server'ın da internet bağlantısı sağlandığında bir ara vereceğiz. Ondan sonra ikinci günün eğitimine başlayacağız. Siber güvenlik alanındaki asıl önemli kısım o zaten. Kurduğumuz bu network üzerinde sizlerle nasıl siber saldırılar yapılabilir bunlardan bahsedeceğiz ve canlı olarak izleyeceğiz yapılan siber saldırıları. Kendimiz de siber saldırılar yapacağız zaten. Şöyle hemen geldik. Şu an kurum içi server'dayız. Hemen burada da network ayarlamasını yapalım. Bunun IP'si 192.168.1.2. O şekilde belirledik burada. Çünkü neden 12 değil de 2? Serverlar farklı bir IP düzenine sahip olsun diye tamamen nasıl istersek. Ben bunu istesem 100 de yazabilirdim. Ama ben 2 yazmayı tercih ettim. 100 de yazabilirdim. 200 de yazabilirdim. Hani IP adreslerini neye göre verdiğiniz çok fark etmiyor arkadaşlar. Kendinizin, ama genellikle herkesin bir düzeni oluyor. IP adreslerini verirken kullandığı bir düzen oluyor. O düzene göre veriyor. Ben de ne yapıyorum? O ilk 10'dan sonrasında bilgisayarları koyuyorum. Yani bilgisayarlarım varsa 10. son oktetin 10. IP'den sonra koyuyorum. Şurada gördüğünüz gibi. Diğer serverlarım varsa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 serverları koyuyorum. 10'dan sonrası bilgisayarlar. Bazısı daha farklı yapıyor. 100'den sonraya koyuyor bilgisayarları. Kendi zevkiniz nasılsa ona göre kendi network tasarımınızı yapabiliyorsunuz. Şimdi buraya da 255.255.255.0 yazdım. Gateway'e de 192.168.1.1 router'ımızın IP'sini yazdık. 8.8.8.8.8.4.4 şeklinde Google DNS ayarlarını da yaptık. Google DNS'leri bunlar. Fark ettiyseniz virgülle ayırdım burada. Çünkü diyor separate ne ya? Konuşamadım. Separate IP addresses with commas diyor. IP adreslerini virgüllerle ayırın demiş bize. Ben de bunun için virgüllerle DNS IP'lerini ayırdım.
Burada bunu kaydettikten sonra network'ü aktif ediyorum ve gördüğünüz gibi kurum içi server'ımız da artık internete bağlı. Hemen burada da bakalım isterseniz. Uzun sürede açılıyor Firefox. Firefox, evet geldi şu anda. whatismyip.com'a girelim bu sefer. Gördüğünüz gibi public IP'miz router IP'si ile yine aynı. İnternet servis sağlayıcımız da yazıyor orada. Bir de whatismylocalip var. Onu da size göstereyim. Yerel IP adresinizi de görebiliyorsunuz. Onu da gösteren bir site vardı ama buydu herhalde. Yerel IP'yi de bazı siteler gösterebiliyor ama şu anda bulamadım. Çok önemli değil. Dış IP adresini gördüğünüz gibi router'a verdiğimiz IP olarak görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda bir de şunu da göstereceğim son olarak. Cihazlar birbirlerine ulaşabiliyor. Hemen CMD'den mesela ne yapalım? Windows bilgisayarımızdan kurum içi server'a ping atmayı deneyelim hemen. Windows bilgisayarımızdan ping 192.168.1.10. Windows Linux sunucumuza gördüğünüz gibi ping alıyor şu an Linux sunucumuz. Fakat mesela dış Windows'ta bunu yapamayız. Dış Windows bilgisayara geçtim şu an. Dış Windows bilgisayardayım. Çünkü dış Windows bilgisayar internete direkt olarak bağlı olduğu için router'ın altındaki IP'lerle iletişim kuramayacak arkadaşlar. Farklı bir network'te o cihaz. Şu anda bu dışarıda duran internete direkt bağlı Windows bilgisayara geçeceğim. Dış Windows'tayım. Aynı işlemi burada yapmaya çalışırsam yerel bilgisayarlara erişim olmadığını göreceğiz. Gördüğünüz gibi yerel bilgisayarlar dış Windows bilgisayar tarafından erişime sahip değil. Çünkü size demin gösterdiğim gibi farklı networklerdeler. Farklı ağlardalar. Şu anda bu bilgisayardayız. Buradan şu alttaki Linux bilgisayara ulaşamıyoruz. Fakat şu 1.11'deki bilgisayardan ulaşabiliyoruz. Çünkü ikisi aynı networkteler. Tamamdır. Bu server'ın normal Ubuntu makineden farkı ne? Normal Ubuntu makinesi o. Ben sadece orada başka şeyler çalıştıracağım ilerleyen dakikalarda. Onun için ona server ismini verdim. Arkadaşlar, şimdilik bu kadar. Bir isterseniz 10 dakikalık ya da 15 dakikalık bir ara verelim. 10 dakikalık bir ara verelim. İstiyorsanız 15 de olabilir. Paşa gönlünüz ne isterse. Aradan sonra tekrar burada toplanalım ve ikinci günün eğitimlerine başlayalım. Şöyle tekrar slide'da ikinci gün başlangıca geliyoruz. Teşekkür ediyorum şu ana kadar katılımınız için. 10 dakika sonra buradayız. Aslında dün bitirememiştik eğitimi. Son olarak uygulamada network kurma işi sona kalmıştı. Onu da tamamladık. Bu şekilde dün yapılması gereken bütün konuları da tamamlamış olduk. Normalde o dürün işiydi, bugüne sarkmıştı. Onu da hallettik. Bugün arkadaşlar birinci günün sonu ikinci gün için. İlk önce demin size gösterdiğim MikroTik Router OS aslında bu şekilde değildi. Fakat yol haritasını buna göre düzenledim. 40. slide'dan MikroTik'in ne olduğuna, nasıl bir faydası var bize bundan bahsedeceğiz. Zaten MikroTik'in ne olduğunu gördünüz demin. Gayet detaylı bir şekilde basit bir network kurduk sizinle MikroTik kullanarak. Bu bağlamda da zaten MikroTik'in faydalarını az çok anlamışsınızdır. MikroTik Router OS'in ne olduğuna zaten ben demin size cevaplamıştım. Fakat tekrar bir üstünden geçeyim. Her yerde MikroTik nedir bu MikroTik? MikroTik arkadaşlar bir router işletim sistemidir. Router'lar için geliştirilmiş. Router'ların ayarlanmasını kolaylaştırmak üzere geliştirilmiş bir Winbox diye tool'u var. Bu tool'u kullanarak demin network'ümüzü oluşturduk. Bu nedenden dolayı zaten bir interface vardı, kullanıcı arayüzü vardı. Fakat normal şartlarda network ayarlanırken kullanıcı arayüzü olmuyor. Bizimkinde olmasının sebebi de zaten Winbox tool'unu kullanmamız MikroTik'in
biraz daha kolaylaştırmak için network ayarlanmasını o tool'u geliştirmişler. Böyle faydaları var. Network zaten standarttır. İlk dünkü eğitimde de bahsetmiştim size. Network'ün belli başlı kuralları vardır. Bu kuralların çok dışına çıkamazsınız. Yazılımda olduğu gibi çok yaratıcı olamazsınız. Belli başlı kurallara uyarak network tasarımı yapılır. Standartlara uyarak network tasarlanır. Hani şey gibidir biraz. Network'ün sınırları bellidir. Bunun dışında çok çıkamazsınız. Fakat yazılımda hani her şey yapılabilir. Network'ün onun için hani network alanında Mikrotik Router OS'in faydası daha rahat hani ayarlama imkanı sunması olabilir belki bu şu bugünkü eğitim için onu diyebilirim size. Bunun dışında bir tekrar ikinci günde size anlatacağım alanlara bir bakalım isterseniz. Network üzerindeki tehlikeler alanında başlayacağız. İkinci gün, bugünün asıl konularını. Man in the Middle saldırısını size göstereceğim. Ne olduğundan bahsedeceğim. Ondan sonra DNS spoofing'in ne olduğunu size anlatacağım. DNS spoofing uygulayacağız. Uygulamayı deneyeceğiz daha doğrusu. Maalesef ben bu derste prova yaparken DNS spoofing'i yapamadım. Çalışmadı. Kullandığım tool BetterCap kullanarak yapmaya çalışıyordum. Çalıştıramadım. Fakat tekrar deneyeceğiz. DDoS'un ve DOS'un ne olduğunu size anlatacağım. Botnet nedir bunu anlatacağım. DOS saldırı tipleri bunlardan bahsedeceğim. Network genelindeki güvenlik önlemlerinden bahsedeceğiz. Firewall kuralları yazacağız. Cihaz genelinde güvenlik önlemlerinden bahsedeceğiz. VPN nedir? Glassfire nedir? Bunlardan bahsettikten sonra da network eğitimimizi noktalayacağız. Şu anda bu Man in the Middle saldırısı ile devam ediyorum. Arkadaşlar Man in the Middle saldırısı aslında normal bir network'teki veri akışının değiştirilmesi sonucu ortaya çıkar. Şu anda görüyorsunuz bu normal bir network. Gerçek hayattaki network'ler böyledir. Bilgisayar direkt olarak router'a bağlanır. Veri iletimi gerçekleşir. Veri iletimi bu şekilde gerçekleştikten sonra arada bir saldırgan normal şartlarda yoktur. Fakat olabilir. Şimdi onu göreceğiz. Bir slide ilerledikten sonra gördüğünüz gibi Man in the Middle saldırısını görüyoruz şu anda. Bilgisayarla router arasına bir saldırgan girerse eğer bilgisayarın gönderdiği ve aldığı bütün data paketlerini görebilir. Buna Man in the Middle saldırısı denir. Yani ortadaki adam saldırısı da deniyor. Man in the Middle MITM şeklinde kısaltıldığı için ben buraya MITM şeklinde yazdım. Fakat o Man in the Middle'dır. Burada gördüğünüz üzere görüyorsunuz. Saldırganın değiştirdiği rotayı görüyorsunuz. Saldırganın değiştirdiği rota ve router'a karşı olan rota. Birinin galiba mikrofonu açık, onu bir kapatabilirseniz iyi olur. Ben şimdi çünkü oraya geçmem için şey yapmam gerekiyor. Paylaşımdan çıkmam gerekiyor. Teşekkür ederim. Burada gördüğünüz üzere değiştirilmiş rotaları görüyorsunuz. Saldırganı görüyorsunuz, router'ı görüyorsunuz. Deminki slide ile arasındaki fark araya birisinin girmiş olması. Zaten ortadaki adam saldırısının mantığı da bu. Bu da DNS spoofing saldırısı. Aslında bir çeşit Man in the Middle saldırısıdır DNS spoofing saldırısı da. Bilgisayarınız google.com'a girerken google.com IP adresi nedir diye DNS sorgusu gönderdiğinde bu saldırganın üzerinden geçer. Sonrasında karşıdan cevap gelir. Burada bu google.com'un gerçek IP adresi. Saldırgan bunu değiştirir. Değiştirebilir çünkü DNS paketleri şifrelenmiyor. Şifrelenmedikleri için normal şartlarda değiştirilebiliyorlar. Man in the Middle saldırısıyla bilgisayarınıza gelen google.com'un IP adresi değiştirilebilir ve bilgisayarınız doğal olarak farklı bir yere bağlanmaya çalışabilir google.com yerine. Farklı bir noktaya bağlanmaya çalışırsanız sıkıntılı durumlar yaşayabilirsiniz. Tabii SSL ve TLS bunu engelliyor. Onları da ilerleyen dakikalarda geleceğiz. İlerleyen dakikalarda bununla ilgili daha fazla bilgi de size vereceğim. Bundan sonra bir Denial of Service saldırımız var. Denial of Service saldırısı bir saldırganın herhangi bir hedefe, hedef herhangi bir yer olabilir, devlet kurumları olabilir, google.com olabilir, herhangi bir yere saldırarak çökertmesi anlamına geliyor. Web siteleri biliyorsunuz çöküyor. Hani hackerlar bazı web sitelerini çökertiyorlar falan. Bu DOS ve DDoS saldırıları yaparak yapıyorlar. Yani Denial of Service ve Distributed Denial of Service saldırılarıyla bunu gerçekleştiriyorlar. Bu da Distributed Denial of Service saldırısı. DOS ile arasındaki fark, DOS'ta tek bir saldırgan oluyor.
DDoS'ta da birden fazla zombi bilgisayar, zombi bilgisayar dediğimiz bilgisayarlar, hacklenmiş bilgisayarlardır arkadaşlar. Bu arada yazılar yamukmuş, şimdi fark ettim. Çok rahatsız oldum. Simetri hastalığı var bende. DDoS saldırılarında da böyle geniş zombi ağları üzerinden tek bir hedefe birçok noktadan saldırı yapılarak daha büyük bir saldırı oluşturulması sağlanır. Burada gördüğünüz gibi zombi cihazlarda kamera var mesela. Laptop var. Başka terminal var. Yani anlayacağınız internete bağlı olan bütün cihazlar hacklenebilir demiştim size. Ve internete bağlı olan bütün cihazlar hacklendiği zaman zombi cihazlara döndürülebilir ve bir saldırganın saldırısı için kullanılabilirler. Saldırgan bunları bu şekilde kullanabilir. Burada gördüğünüz gibi bir tane kamera var. Mesela kameralardan DDoS saldırısı yapılabiliyor. Bu çok görülen bir şey. Kameralar, bazı kameralarda güvenlik zafiyeti olduğundan dolayı hackerlar kameraları hackleyip oradan saldırılar, DDoS saldırıları atabiliyorlar. İlerleyelim. Botnet'in ne olduğunu anlatacağız. DDoS'la çok alakalı bir durum olduğu için. DDoS'lar zaten botnetler üzerinden çıkıyor arkadaşlar. DDoS saldırıları botnetler üzerinden çıktığından dolayı burada aslında asıl olay bir botnet. Yani burada gördüğünüz şu şema bir botnettir. İnternete bağlı hacklenmiş cihazlar zombi olabilirler. Tüm bu hacklenmiş cihazlar bazı saldırganlar tarafından DDoS saldırıları başlatmak için kullanılırlar. Saldırgan yaptığı siber saldırılar sonucu ele geçirdiği zafiyetli cihazlar ile oluşturduğu zombi ağını botnet de deniyor buna. Başka kişilere kiraya da verebiliyor. Örneğin ddosforhire.net diye bir site var arkadaşlar. Adamlar bildiğiniz, size hatta onu göstereceğim. Adamlar bildiğiniz kendi botnetlerini kiraya veriyorlar bu site üzerinden. Kendi sitelerini kurarak tabii. Şöyle onu da size göstereyim. Bakın burada gördüğünüz ddosforhire.net. Burada gördüğünüz bütün stressorlar ücretli veya ücretsiz DDoS saldırı hizmeti veren kişiler. Bunlar bildiğiniz bunun satışını yapıyor. Kendi botnet ağları var. Hackleyerek ele geçirdikleri bilgisayarlar ile, ne kadar çok var bakın. Hackleyerek ele geçirdikleri bilgisayarlar ile ağlar kurup bu ağlardan paralı saldırı hizmetleri veriyorlar. Mesela şuna şöyle girelim bakalım. Bakın mesela packages buraya koymuş. Bronze paket, gold paket, platinum paket. Saldırı yapmak için ve iddiasına göre 700 gigabitlik, yani anlayacağınız 700 bin megabitlik bir saldırı yapabileceğini iddia ediyor. Tırnak arasında iddia edebiliyor. Yani iddiaları bu yönde, ama tabii ne kadar inanırsınız o kadar büyük bir saldırı çıkabileceğini bilmiyorum. 700 gigabit yazmış oraya ama bilemeyiz tabii. Burada gördüğünüz gibi hepsini bulabilirsiniz. Eğer mesela ücretsiz saldırı yapmak istiyorsanız burada free plan yes olan sitelerden ücretsiz saldırılar da başlatabiliyorsunuz. Böyle bir sitenin var olması legal mi? Değil. Değil. Bu yasal bir şey değil. Şeyi çok merak ediyorum ben. Bir soru gelmiş. Mesela akıllı olmayan şu sayaçlar hacklenebiliyor mu? Sonuçta internete bağlı değil. Bir yerde okumuştum da şey diyordu. Hackerlar kablo üzerinden geçen verileri çalabiliyor veya manipüle edebiliyormuş. Evet, buna Man in the Middle saldırısı deniyor zaten. Demin anlattığım şey Man in the Middle saldırısı. Kablo üzerinden geçen verilerin çalınabilmesi ve manipüle edilmesi de zaten Man in the Middle saldırısıyla yapılıyor. Hackerlar elektrik hatlarından bilgi çalıyor. Yani bu bana biraz komik geldi. Elektrik hatlarından bilgi, hani elektrik hatlarından nasıl bir bilgi geçer? Elektrik hatlarından bilgi geçmez arkadaşlar. Elektrik hatlarından elektrik geçer. Yani bilginin geçtiği ağlar fiber optik ağlar. Fiber optik ağlardan bilgiler geçiyor. WhatsApp mesajlarınız geçiyor. YouTube videolarınız geçiyor. Her şey oradan geçiyor. Fiber optik kablolardan geçiyor. Tabii hackerlar da doğal olarak bu kablolardan veriler çalabilirler. Herkese açık, SSL kullanılmadan, onun da ne olduğunu demin birazdan anlatacağım size ilerleyen dakikalarda. Oradan verileri çalabilir hackerlar. Bu ve bunun gibi sitelerin denetimi yapılmıyor mu? Ya yapılıyor ama herhangi bir suç unsuru, yani burada şu anda adam ben bu işi mesela siz sokağa çıkıp ben katilim deseniz hani o gün hapse girme ihtimaliniz ne kadar olasıysa, burada da hani DDoS for Hire diye bir site açıp burada işte bunu göstermenizde o kadar bu sitenin kapanması olası yani. Burada hani adamlar yazmış bakın, our site take no responsibility from illegal or unethical usage. Adamlar demiş ya bizim sorumluluğumuz değil demiş. Buradaki sitelerin sorumluluğunda demiş.
artık ne derdin varsa onlarla çöz yazmışlar burada. Kendileri diyorlar ki biz sadece diyor bu siteleri diyor listeliyoruz diyor. Bu sitelerin işlediği suçlar diyor, etik olmayan şeyler diyor, kendi günahları boyunlarına diye burada açıklamış. Burada bir sürü site var. Bunlardan parayla veya ücretsiz saldırı yapabiliyorsunuz. Şimdi bunu kapatayım. Botnet'e geri dönelim. En başa geri döndük. Botnet'te burada. Botnet'ten sonra arkadaşlar TCP DOS ataklarını size açıklayacağım. TCP biliyorsunuz bir iletişim protokolüydü. Bunu dünkü eğitimde de size anlattım. Bugünkü eğitimde de tekrar üstünden geçtim. Önemli veriler TCP ile iletiliyor demiştik. Ayrıca TCP'nin bir üç taraflı el sıkışma mekanizması vardı. Onu hemen size tekrardan göstereceğim. Çünkü önemli. Şöyle hemen nerede bu? TCP bağlantı şemasında bunu demin görmüştünüz. Birinci günkü eğitimimizde anlatılmıştı bu. TCP bağlantı şeması arkadaşlar TCP bağlantıları kurulurken client ve server tarafındaki bir haberleşme tekniği. Burada gördüğünüz gibi birinci aşamada client SYN gönderiyor. SYN senkronize et yani ben sana bağlanmak istiyorum demek. Server da SYN ACK gönderiyor. Yani bağlanma isteğini aldım diye cevap gönderiyor. Sonra client bağlanma isteğini aldığının mesajını aldım diye bir mesaj gönderiyor server'a. Sonra data geliyor. Data geldikten sonra data ACK yani datanın bana sorunsuz geldiğini doğruluyorum diye bir mesaj server tarafına gidiyor. Server datanın sana sorunsuz geldiğinin mesajını aldığını doğruluyorum diye bir mesaj client'a gönderiyor. Sonra fin bağlantıyı kapatmak istiyorum diyor client. Fin son demek. Fin ACK server client'a gönderiyor. Fin'in bir altında ACK. Yani bu bağlantıyı kapatma isteğini aldım anlamına geliyor. Sonra server bir fin gönderiyor. Client bu sefer fin altına bir ACK gönderiyor ve bağlantı kapanıyor. Bu kadar karmaşık olmasının sebebi herhangi bir yerde data kaybolması durumunda datanın kaybolduğunun çok kolay bir şekilde anlaşılması olayını kolaylaştırmak için. Ama bu kötüye kullanılabiliyor arkadaşlar. Özellikle şu SYN kısmı, en üstteki SYN kısmı çok ciddi olarak kötüye kullanılıyor. Şimdi tekrardan SYN flood saldırısına geliyoruz. TCP DOS atakları SYN flood. SYN flood saldırılarında saldırganlar kendi IP adreslerini farklı bir IP adresi gibi gösterip kurbanlarına sürekli farklı IP adreslerinden SYN istekleri atarak kurbanlarının ağ, işlemci, hafıza gibi kaynaklarını tüketip kurbanlarının internet bağlantısını kesmeyi amaçlıyor. Yani anlayacağınız bir IP adresi var. Siz o IP adresine bağlantıyı kesmek istiyorsunuz. IP adresini sürekli açık bir TCP portu varsa SYN gönderiyorsunuz. SYN, 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 SYN bir sürü SYN gönderiyorsunuz. Böylece ne oluyor biliyor musunuz? Siz o IP adresindeki sunucuya çok fazla SYN gönderdiğinizde sunucu SYN ACK paketlerini beklemeye başlıyor. Bakın burada bir daha göstereyim. En üstteki SYN'leri siz gönderdiğinizde server SYN ACK gönderdikten sonra sizden bir cevap daha bekliyor. Fakat o cevap gelmeyince server bekliyor, 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 bekliyor. Bunları bir yandan hafızasına kaydettiği için bir noktada çöküyor server. Bu da server'ı çökerten bir saldırı tipi. SYN flood saldırısı. Bunun bir sonrasında ACK flood var. Fakat bir soru gelmiş galiba. Bakıyorum. Tamam şimdi çok önemli değil. Sonra üzerine konuşabileceğimiz bir şey. ACK flood saldırısı var. ACK flood saldırısı biraz daha karmaşık gelebilir fakat aslında karmaşık değil. Şöyle anlatabilirim size bu durumu. Mesela örnek veriyorum. SYN flood saldırısı yapıldıktan sonra hedef SYN ACK gönderiyor ya. Şurada en başta size göstermiştim. TCP three-way handshake'de. SYN gönderilirken arkadaşlar kendi IP adresinizi sahte bir IP olarak gösterebiliyorsunuz. Bu durumda server sürekli SYN ACK gönderiyor başka bir yere. Anlayacağınız siz saldırının yani bağlantı kurduğunuz tarafın başka bir yere saldırmasını sağlıyorsunuz. Çok enteresan değil mi? Bir daha anlatayım üstünden çok kolay anlaşılmayabilir. SYN gönderiyorsunuz. Server'da SYN isteğinizi aldım cevabını SYN isteğini farklı bir IP olarak gönderdiğiniz için oraya gönderiyor ve böylece aslında siz
hedefinizle kurbanınız üzerinden başka bir yere saldırı yapmaya başlıyorsunuz. Çok enteresan değil mi? Buradaki soru işaretleri aslında sizin başka bir, ikinci bir hedefiniz olabilir. Ya da herhangi bir yer olabilir. İkinci hedefinize sürekli SYN, ACK gitmeye başlıyor. Sizin spoofladığınız, yani IP adresini değiştirerek gönderdiğiniz zararlı data paketleriyle, zararlı SYN data paketleriyle gönderdiğiniz hedefler. Burada IP adresiniz, eğer mesela örnek veriyorum, IP adresiniz 1.1.1.1 ise siz diyorsunuz ki benim IP adresim 2.2.2.2 ve sana bağlanmak istiyorum diyorsunuz. Sizin hedefiniz de buradaki target'ta 2.2.2.2 bağlanıyor zannediyor ve oraya SYN ACK göndermeye başlıyor. 2.2.2.2 de çok alakasız SYN ACK paketleri almaya başlıyor ve bundan dolayı o da çökebiliyor ve onun da sizin kurbanınızın saldırı yaptığını zannediyor. Çok enteresan değil mi? Yani siz bir yere saldırı yaparak saldırı yaptığınız yerin de başka bir yere saldırı yapmasına neden oluyorsunuz. Bayağı enteresandır. Buna ACK flood saldırısı denir. Teardrop saldırısı var arkadaşlar. Bu çok enteresan. Saldırgan kurbanına parçalanmış paketler gönderiyor. Şimdi diyeceksiniz ki bu şey, fragmentasyon denilen bir olay var arkadaşlar. Fragment ne demek? İngilizce biliyorsanız biliyorsunuzdur. Fragment parçalamak demek. Yani parçalara bölmek demek. Fragment dediğimiz şey, diyelim ki siz çok büyük bir data göndermek istiyorsunuz. İki nokta, iki bilgisayar arasında çok büyük bir data göndermek istiyorsunuz. Bu data çok büyük olduğu için bilgisayar bu dataları parçalara ayırıyor. Parçalara ayırıp kabloda gönderiyor. O zaman data paketleri fragmente edilmiş oluyor. Yani parçalara ayrılmış oluyor. Birden anladınız mı? Yani aslında bu gayet basit bir şey. Çok büyük bir datayı kabloya sığsın diye parçalara bölüyorsunuz gibi düşünün. Parça parça gidiyor. Sonra hedefte kablodan çıktığı zaman, hedefe vardığı zaman bu parçalı paketler hedef makinede tekrar bir araya getiriliyor ve okunuyor. Buna fragmentasyon deniyor. Teardrop saldırısı da fragmentasyon sistemini kötüye kullanarak sunucuların çökmesini sağlayan bir yapı. Saldırgan kurbanına parçalanmış paketler gönderiyor. Bazı sistemlerde parçalanmış paketler bir araya getirilirken gerçekleşen bir bug nedeniyle paketler bir araya getirilirken bir hata oluşur ve kurbanın işlemci, hafıza gibi kaynakları tükenir ve internete olan bağlantısı kesilir. Yani düşer. IP adresi gider. Web sitesi açıksa o IP'deki web sitesi kapanır. Web sitesi çökmüş olur saldırıdan dolayı, siber saldırılardan dolayı çökmüş olur. Teardrop saldırısının da şöyle, bakın şu sağdaki grafikte anlayabilirsiniz. İki tane burada paket var. Büyük bir paket parçalara ayrılmış. Bir numaralı paketin uzunluğu 820. Bilgisayar diyor ki sıfırdan başladım diyor, 820'ye kadar okudum diyor. Bu birinci paket. İkinci paket geliyor ondan sonra. Diyor ki 800'den başla. Ben 820'ye kadar okudum. İlk 820 byte'ı okudum. 820. byte'dan sonra ikinci paket 800. byte'dan başlıyor. Aradaki 20 byte yok olduğu için bu sefer iki tane paket iç içe geçiyor. Çakışma gerçekleşiyor. Çakışma gerçekleştiği için sistem çöküyor arkadaşlar. Çok enteresan değil mi? Paketler bir araya getirilirken çakışma gerçekleştiği için sistem çöküyor. Burada 820'den geliyor, 800'den başlayıp 620'ye de giderken çöküyor. Enteresan bir şekilde. İç içe geçmiş oluyor paketler, yani anlayacağınız. ICMP ile yapılan bazı saldırılar var. ICMP nedir? Ping'dir mesela. Örneğin ping ICMP ile çalışır. ICMP DOS atakları, Smurf saldırısı var arkadaşlar. Smurf saldırısındaki olay şu. Aynı biraz önce gösterdiğim saldırılar gibi, bir saldırgan kendi IP adresini farklı göstererek kurbanını taklit eder ve ICMP paketleri yollar. Ping atabilir yani. Ping de ICMP yolluyor arka planda. Cevap olarak dönen ICMP paketlerinin tümü kurbana ulaşır ve kurbanın erişimi aşırı yoklanmadan, yüklenmeden dolayı kesilir. Bakın saldırgan 4 adet bilgisayara ICMP gönderiyor. Sonra 4 adet bilgisayar cevap verdiğinde, bu cevap paketin hedef IP'si farklı gösterildiği için, yani saldırganın gerçek IP'si 1.1.1.1 gibi, fakat saldırgan gerçek IP'sini gizliyor. 2.2.2.2 gibi taklit ediyor kendisini. O zaman cevap bu makineler tarafından 2.2.2.2'ye gidiyor ve 2.2.2.2'de çok büyük bir trafik geldiği için çöküyor. Olay bu.
Buna şey de deniyor. Ayna saldırısı da deniyor arkadaşlar. Yani aynalama gibi. Gelen paketleri farklı bir yere aynalayarak orayı çökertiyorsunuz. Bir çeşit buna reflection saldırıları deniyor arkadaşlar. Yansıtma saldırıları. Birisi IP adresini başka bir IP olarak göstererek saldırı yapar. Taklit ettiği IP adresine de bütün paketler gittiği için çöker orası. Bunlara dediğim gibi aynalama yani reflection, yansıtma saldırıları deniyor. ICMP DOS atakları var bir de. Deminki de ICMP DOS atağıydı. Ping of Death saldırısı var. Saldırgan kurbanına çok büyük bir ICMP paketi gönderiyor. Bu paket çok büyük olduğu için parçalara ayrılıyor. Demin anlattığım mantık. Fragmentasyona uğruyor. Ve kurbanın cihazında tekrardan bir araya getirilirken paketin büyüklüğünden dolayı kurban cihazın çökmesine sebebiyet veriyor. Saldırgan gördüğünüz gibi burada zararlı paket 11 bin byte'dan daha büyük. Normal IP paketi maksimum 65.538 byte olabiliyor. Bir anda bu kadar büyük bir paket hedefe varınca hedef bunları fragmente edip tekrar bir araya getirmeye çalışırken çöküyor. Çünkü çok büyük bir paket. Bir de ICMP'li bilgi edinme var. Bu pratikte çok kullanılan bir şey değil ama gene de enteresan bir şey olduğu için size anlatmak istedim. ICMP'li bilgi de edinebiliyorsunuz. Teorik bir bilgi edinme şeklidir. Pratikte genellikle kullanılmaz ya da kullanılır mı? Belki kullanılıyor da olabilir. Yani bazı istihbarat ajansları belki kullanmış olabilir. Yani ya da ne bileyim bazı siber güvenlikçiler bunu deneyip kullanmış olabilir. Ama pratikte çok kullanıldığını düşünmüyorum. Kurban sunucuya iletilen özel bir ICMP paketiyle ping gönderilir. Sunucudan dönen yanıttan edinilen bilgiler ile hedef sunucunun sistem saatinin ve tarihinin bilgisi alınır. Bu şekilde herhangi bir sunucunun dünyanın neresinde olduğu tespit edilebilir veya zaman bazlı saldırılar gerçekleştirilebilir. Bu çok enteresan bir şey arkadaşlar. Bir IP adresinin dünyanın neresinde kullanıldığını öğrenebiliyorsunuz bu saldırıyla. Aslında buna ben bilerek şurada saldırı yazmadım. ICMP bilgi edinme yazdım. Çünkü saldırıdan çok bilgi edinmeye yarıyor. Enteresan bir teknik. Pratikte çok kullanılmaz ama illaki kullanılmıştır diyorum. Sohbette bakıyorum ben şu an. Hocam paket diye bahsediyorsunuz. Bu paketlerin türü tek tür mü olur? Saldırı paketlerinden bahsediyorum. Hayır yok. Saldırı paketleri TCP paketleri de olabilir. UDP paketleri de olabilir. ICMP de olur. Demin zaten bakın size burada en üstte yazdım. ICMP DOS atakları ICMP paketleriyle yapılıyor. ICMP DOS atakları. Teardrop saldırısı TCP ile de UDP ile de yapılıyor diyebiliyorum. TCP DOS ataklarında ACK flow bu da TCP paketleriyle yapılıyor. Tek tip paket yok yani anlayacağınız. Paketlerin hepsi UDP, TCP ya da ICMP üzerinden yapılıyor saldırılar çoğunlukla. Biraz fazla ileri gittik tabii ama elinde sonunda oraya varacaktık. Saldırı paketleri UDP ile de saldırı yapılır, TCP ile de yapılır, ICMP ile de yapılır dedik. O soruyu yanıtladık. İki sorum var. Peki bu saldırılar mesela DDoS yapmak basit mi yoksa ciddi uzmanlık mı gerektiriyor? Hayır, ciddi uzmanlık gerektirmiyor. DDoSforHire.net'e giriyorsunuz. Web sitesine, orada bir tane siteye giriyorsunuz. Oradan DDoS saldırısı yapabiliyorsunuz. Bu kadar basit. Yasal mı? Değil bu arada. Yapmayın yani. Yapmayın ama yapabilirsiniz de. Veya mesela bir atıyorum. Aynalama veya o fragment saldırısı bilgisayarın başında oturduktan sonra ne kadar sürede başarıyla yapılmış olur? Günler mi sürüyor yoksa saatler? Şimdi onu şöyle anlatayım. Yani günler saatler değil yani saldırıyı yaptıktan sonra saldırının gücü yeterince büyükse hedef sunucuyu çökertecek kadar büyük bir saldırı yapabiliyorsanız hedef sunucu anında çöker. Çünkü paketler milisaniyeler içinde hedeflerine ulaşıyor zaten. Türkiye'den Amerika'ya 150 milisaniyede ulaşabiliyorsunuz yani data paketleriyle. 150 milisaniyede Amerika'ya gidiyorsunuz Türkiye'den. Yani data paketleri çok hızlı ulaştığı için siz eğer yeterince büyük bir saldırı yapabilirseniz Google'ı bile çökertirsiniz yani. Instagram'a ping veya traceroute, ikinci soru. Instagram'a ping veya traceroute attığımızda bilgiler geliyorken neden instagram.com/username attığımızda neden bilgi gelmiyor? Çünkü instagram.com'a ping veya traceroute attığınızda instagram.com'un IP adresini çözümlüyor sizin bilgisayarınız. Ping veya traceroute'u da o IP adresine gönderiyor. Sizin o slash username dediğiniz şey OSI katmanlarını size göstermiştim. Birinci eğitimde, dünkü eğitimde. OSI katmanlarında o slash username URL'si en üst katmanda layer 7'de HTTP'deki web server'ın sağladığı bir bilgi size. Ping veya traceroute ise alt katmanlarda katman 4
olması gerekiyor. Katman 4 üzerinde gerçekleşen bir olay. Ping veya trace route onun için username'ı atamazsınız. OSI katmanlarında farklı katmanlarda oldukları için. Zaten amaç o değil yani. Amaç username'ı atmak değil. Amaç orada siz instagram.com'un server'ına ulaşmaya çalışıyorsunuz. O slash username'de zaten o server'ın içindeki bir bilgi. Siz o server'a networksel olarak ulaşmaya çalışıyorsunuz. Öyle düşünün. Ping veya trace route'un amacı instagram.com'a networksel olarak varmak. Oradan bir bilgi almak değil. Şimdiki bakıyorum. Network genelindeki güvenlik önlemlerine sıra geldi arkadaşlar. Network genelindeki güvenlik önlemlerinden biraz bahsedeceğim. Dün ve bugün saatlerce yapılabilecek saldırılardan bahsettik. Şimdi sıra bu saldırılara karşı alınan önlemlere geldi arkadaşlar. ARP spoof saldırısına karşı aldığımız önlem statik ARP kaydı. Router'da statik ARP kaydı oluşturarak ARP spoof saldırısını önleyebiliyoruz. ARP spoof saldırısı nedir? Onu da bir tekrar hatırlatalım size. Man in the middle saldırısı, araya bir saldırganın girmesi demiştik. Normalde bu şekilde, fakat böyle araya bir saldırgan giriyor demiştik ve sizin internet trafiğinizi izliyor demiştik. Bu ARP poisoning ya da ARP spoof dediğimiz saldırı tekniği. Man in the middle saldırısı, ARP spoof aynı şey zaten, aynı yapılan bir olay. Bu saldırılara karşı da oradaki data okunamasın diye SSL ve TLS önlemleri alınıyor. Onun ne olduğunu da birazdan açıklayacağım size. DNS spoof ve Man in the Middle saldırısına karşı da DNS over HTTPS diye bir yeni bir protokol var. Çok yeni bir şey o. Onu da size anlatacağım. DOS ve DDoS saldırılarına karşı Scrubbing Networks ve Firewall kullanılıyor. Detaylıca hepsini anlatacağım şimdi bu güvenlik önlemlerinin. Static ARP kaydı. Hemen bunu anlatayım. MikroTik Router OS'te 3 aşamada ARP spoof saldırılarını önleyebiliyorsunuz. Network üzerindeki bilgi güvenliğini ARP saldırılarına karşı sağlayabiliyorsunuz. Çok basit MikroTik'te bunu yapmak. Add ARP for leases'la yeni birisi network'e bağlandığında router'ınız otomatik olarak ARP broadcast kendisi yapıyor. Diğer cihazlar tanısın diye. İlk tanıtımı router yapıyor. Ondan sonra da router'a gelen ve diğer cihazlara gelen ARP kayıtlarını kabul etmesin diye reply only router'a bu bilgi veriliyor. Reply only sadece router'ın kendi ARP tablosunu yayınlaması demek. Yani ARP tablosu neydi? IP adresi hangi MAC adresine bakıyor? Bunu dünkü eğitimde anlatmıştım size. Hemen bir daha gösteriyorum. Neredeydi o? Neredeydi o? Bakıyorum hemen oraya. Bakıyorum. Yani ARP burada. ARP protokolü yerel ağlarda IP adreslerinin MAC adresine dönüştürülebilmesi için ARP protokolü kullanılıyor demiştik. Niçin IP adreslerini MAC adreslerine çeviriyoruz? Çünkü elektriksel olarak haberleşme kablonun içinde sağlandığı için network kartınıza gelmesi gerekiyor elektrik sinyallerinin. Hani bunun da MAC adresiyle varımı sağlanıyor. IP adresi MAC adreslerine ARP protokolüyle çevriliyor. Böylece belli başlı IP adreslerinin nerede olduğunu görüyoruz. Hatta şurada şöyle gerçek bir örnek de yapmıştık dün. Ev Wi-Fi yanında bağlandığınız IP adresiniz bu, MAC adresiniz bu. Cihazınız 192.168.1.1 router'ın MAC adresini bilmiyor çünkü yeni bağlandınız. Cihazınız network içerisindeki diğer tüm cihazlara ARP isteği yolluyor. Diyor ki benim IP adresim 192.168.1.1, bana 192.168.1.1'in MAC adresi lazım. Benim IP adresim 192.168.1.18, bana 192.168.1.1'in MAC adresi lazım diye network içerisindeki diğer tüm cihazlara ARP isteği yolluyor. Router kendi IP'sini bildiği için bu isteği gördüğünde diyor ki 192.168.1.1, router ARP isteğini aldığında kendi MAC adresiyle yolluyor. Diyor ki benim IP adresim 192.168.1.1, MAC adresim ise bu. Cihazınız kendi ARP tablosuna, ARP kaydına router MAC adresini IP adresiyle kaydediyor ve bağlantı hazır oluyor. Bu tabii çok hızlı bir şekilde olduğu için siz bunu fark etmiyorsunuz. Burada da arkadaşlar static ARP kaydı ekleyerek ARP spoof saldırılarına karşı önlem router düzeyinde alınabiliyor. SSL TLS kısmına gelelim. SSL TLS'te HTTPS illaki görmüşsünüzdür web sitelerine bağlanırken. Solda böyle yeşil bir anahtar vardır. Anahtar diyorum, yeşil renkli bir kilit. Web tarayıcılarında linkin sol tarafında yazar. Bu yeşil renkli kilit bağlantınızın burada gördüğünüz şekilde şifrelendiğini ve gönderilen verilerin bağlantınızı dinleyen saldırganlara veya meraklı devlet kurumlarına karşı güvenli olduğunu ifade eder. Devlet kurumları da bu arada telekomünikasyon şirketleri üzerinden
bağlantıları izliyor. Bu hani herkesin kabul ettiği ve bildiği bir durum. Burada public key kriptografiyi görüyorsunuz arkadaşlar. SSL TLS böyle çalışıyor. Burada Bob ve Alice her zaman olduğu gibi. Burada gördüğünüz gibi bir mesaj var. Mesaj internet ortamına gönderilmeden önce bilgisayarınızda şifreleniyor. Bu çok önemli. İnternet ortamına, yani network dışına çıkmadan önce bilgisayarınızdan dışa, yani network dışına dediğim bilgisayarınızdan gönderilmeden önce şifrelenerek gönderiliyor. Böylece eğer bir saldırgan sizin bağlantınızı şuradaki şekilde gördüğünüz gibi, bir saldırgan eğer sizin bağlantınızı burada gördüğünüz gibi izliyorsa eğer, saldırganın görebileceği şey şu ortadaki PIQ6NZ karma karışık bir şey. Saldırgan bir tek bunu görebiliyor. Ne olduğunu anlayamıyor onun. Ne olduğunu anlayamadığı için de bilgileriniz güvenli olmuş oluyor. Alice'in baba yazdığı mesajı saldırgan demin gösterdiğim şekilde göremiyor hiçbir şekilde. SSL TLS de bu işte solda HTTPS, eğer o yeşil renkli anahtar, yeşil renkli kilit varsa bağlantınız şifreli demektir. Ve aradaki herhangi birisi tarafından okunamaz demektir. Birinci eğitime katılanlar varsa kulaktan kulağa ne kadar güvenli kısmını size söylemiştim. Şurada bakın, onu da size tekrar göstereceğim. Kulaktan kulağa ne kadar güvenli demiştik. İşte kulaktan kulağa güvenli olmadığı için burada demiştim, network işleyişinde güvenliğin sağlanması için ek önlemler 2000'li yıllardan günümüze kadar geliştirildi ve halen geliştirilmeye devam etmektedir diye demiştim size. Buradaki güvenlik önlemi de kulaktan kulağa SSL TLS. Kulaktan kulağa oyunu başlamadan önce mesaj şifreleniyor. Şifrelenen mesaj kulaktan kulağa gidince mesajın asıl orijinal halini kimse bilemiyor. Ha, bu arada kırmaya çalışırlarsa 70 yılda kırabilirler, onu da söyleyeyim. Bir gün eğer size kriptografi eğitimi verirsem, kriptografi eğitimi kapsamında daha detaylı bir şekilde bunları anlatırım. Ama kriptografi eğitimine girirseniz muhtemelen kendinizi kesersiniz. Çünkü yapısı biraz şeydir, karmaşıktır ve yorucudur. Anlaması zordur kriptografinin. Biraz bayağı matematiksel, beni bile zorluyor yani, öyle diyeyim size, anlamak. Bu kadar hani beni bile dediğim, yanlış anlaşılmasın. Hani 2014'ten beri işi dışlıyım. Siber güvenlik, network bu alanlarda. Kriptografiyi %100 ben bile hani anlayamıyorum. O kadar yıldır anlamaya çalışmama rağmen. Ama tabii ne olduğunu biliyorsunuz, öğreniyorsunuz. Kullanmasını biliyorsunuz. O ayrı bir muhabbet. Ama sıfırdan yazamazsınız tabii. DNS over HTTPS. Şimdi bunu anlatacağım size. DNS over HTTPS kısmında DNS trafiğini SSL TLS ile HTTPS üzerinde şifreleyerek bağlantınızın sizi dinleme ihtimali olan saldırganlara ve meraklı devlet kurumlarına karşı güvenli olmasını sağlıyor. Yani DNS trafiği neydi? DNS trafiği isim çözümlemeydi arkadaşlar. Öncelikle neydi? Ona bir tekrar geri dönelim. Dünkü eğitime arada sırada geri döneceğim böyle. Dünkü eğitimde de ne yapıyorduk? Host name'leri instagram.com gibi, yeritepe.edu.tr gibi, google.com gibi IP adreslerine çeviriyorduk ve oraya bağlantı kuruyorduk. IP adreslerine çevrilirken arkadaşlar, tabii kulaktan kulağa gene oynadığınız için şu aradaki herkes sizin nereye bağlandığınızı görebiliyor. Sizin DNS sorgularınızı görebildikleri için tabii hangi web sitesine girdiğinizi de herkes görüyor yani. O da bir detay, onu da size söyleyeyim. Datayı göremiyor, datalar şifreleniyor ama nereye bağlandığınızı görüyorlar. DNS over HTTPS de meraklı devlet kurumları ya da saldırganlar sizin nereye bağlandığınızı görmesin diye geliştirilmiş bir teknoloji. Anlayabileceğiniz üzere SSL TLS ve DNS trafiği HTTPS protokolü üzerinde şifrelenerek iletiliyor. Burada Cloudflare'de de mesela şey var. Cloudflare bu hizmeti sağlıyor. İlk zaten Cloudflare sağlamaya başladı diye biliyorum. Cloudflare üzerine HTTPS ile gidip DNS bilgisini oradan alıp geri geliyorsunuz ve bu bilgi de dediğim gibi buradaki gibi şifreleniyor. Saldırganlar da nereye bağlandığınızı göremiyor. Şimdi Scrubbing Networks'e geleyim. DDoS saldırısının ne olduğunu size göstermiştim. Tekrar geri dönüyorum. Şurada botnet nedir kısmında. Bir saldırgan birden fazla cihazı zombiye çevirdikten sonra, yani hackleyip tek bir hedefe saldırı yaparak saldırı boyutunu çok büyük boyutlarda yapıp hedefi çökertmeye yarıyor demiştim. Bu bağlamda da tabii Scrubbing Networks bir hizmettir. Scrubbing hizmeti network düzeyinde DDoS, DoS koruma hizmeti veren şirketler tarafından sağlanıyor. Tüm internet trafiği hedefine ulaşmadan önce scrubbing ağına yönlendiriliyor. Scrubbing ağında filtrelendikten sonra hedefe ulaştırılıyor. İnternet bağlantısı asla kesilmemesi gereken yerler, örneğin veri merkezleri, size client server
yapısında server'ın niçin asla kesilmemesi gerektiğini anlatmıştım. Dünkü eğitimde de çok detaylı bir şekilde anlattım. Bugün de üstünden kısaca geçtim. Tabii hiç kesilmemesi gerektiği için bu saldırılara karşı önlem almak için scrubbing networks kullanılıyor. Burada da işte yapıyı görüyorsunuz. Saldırgan bir saldırı yapıyor. Kırmızı renkli saldırı. Kırmızı renkli saldırı scrubbing network'te takılıyor. Bir de iyi niyetli gerçek ziyaretçimiz var burada saldırı yapmayan. Onun bağlantısı scrubbing network'ten geçiyor fakat saldırılar geçmiyor. Kurban kesilmemiş oluyor arkadaşlar. Kurban sunucu saldırılardan etkilenmemiş oluyor. Peki scrubbing network nasıl etkilenmiyor? Onların da kendine özel kurdukları yapılar var, cluster'lar var. Eğer ileri network dersi verirsem size ileri network'te onların kendi taraflarında aldıkları önlemleri de ek olarak anlatırım. Çok büyük yapılar kurarak, çok büyük yatırımlar yaparak saldırıları kesecek altyapılar oluşturuyorlar. Bu hizmeti veren bazı şirketler var. Reklam yapmak gibi olmasın. Ama zaten çok fazla şirket yok bu hizmeti veren. Voxility, Serverius, DDoSGuard, SecureUpling.com.tr Türkiye'de. Türk Telekom falan da veriyor diye biliyorum ama tam olarak scrubbing mi yoksa firewall mu onu tam bilmiyorum. Eğitim yani çok kalmadı diyebilirim. Birkaç uygulamalı şey var göstermek istediğim. Ondan sonrasında da sonlandırırız diye düşünüyorum. Zaten bir 15-20 dakika geç başlamıştık eğitimi. Saat 7'de. Devam ediyorum. Scrubbing'in de tabii saldırıları ayırt etmek için kullandıkları yapı yapay zeka. Bunu da size söyleyeyim. Scrubbing networkler yapay zeka kullanarak gelen saldırıları tespit edip engelleyebiliyorlar otomatik olarak. Çok gelişmiş sistemler bunlar. Fakat gene de %100 güvenlik sağlayamıyorlar. %90, %95, %99 arasında başarı oranları değişiyor scrubbing networklerin. Ne demişler? Hırsıza kilit dayanmaz. Bu nedenden dolayı saldırganlar da scrubbing networkleri bypass etmenin bir yolunu illaki buluyor, geliştiriyor. Her türlü o saldırı bir şekilde kurbana geçiyor. Ama yani saldırganın ne kadar yetenekli olduğu önemli burada. Herkes yapamıyor. Mesela ddosforhire.net'e girip oradaki bedavaya DDoS saldırısı hizmeti veren bir yerden bedavaya yaptığınız bir saldırıyla scrubbing network hizmeti veren firmaların koruma sistemlerini geçemezsiniz. Ama bir web sitesine $100-$200 verirseniz geçebilirsiniz. Öyle diyeyim yani. Saldırganın ne kadar kararlı olduğuna göre değişiyor scrubbing networklerin başarı oranları. Ama genellikle %99-%95 arasında başarı oranı var bu networklerin. Devam ediyorum. Uygulamalı firewall kuralı yazacağız şimdi sizinle MikroTik'te. Size mesela ICMP ile yapılan saldırıları anlatmıştım. Ping of Death saldırısı vardı. ICMP'ye döneyim şöyle. Smurf saldırısı vardı. Ping of Death saldırısı vardı. Bunların hepsi ICMP ile yapılıyor. Ya peki ben ICMP'yi kullanmayacaksam, ICMP'yi firewall'dan direkt engellesem bu saldırılara karşı koruma sağlar mı? Yüksek olasılıkla sağlıyor. Eğer router firewall kapasitesinden daha büyük bir şey, daha büyük değilse gelen data paketleri size bir güvenlik sağlıyor. Şimdi uygulama olarak demin kurduğumuz network'te bazı firewall kuralları yazacağız ve ICMP trafiğini engelleyeceğiz. Böylece ne olacak? Ping de çalışmayacak. Traceroute da tam çalışmayacak. Fakat neyi başarmış olacağız? Ping ve traceroute çalışmayacağı için güvenliği sağlamış olacağız. ICMP bazlı saldırılar engellenmiş olacak. Bir de şimdi web server kuruyorsanız, web sunucunuz var ise eğer, ya web sunucusunun UDP trafiğini DNS dışında kullanmasına gerek yok. Ha mesela oyun sunucusu olsa trafiğin hepsi UDP zaten. Fakat web sunucularında UDP trafiğine çok ihtiyaç duymazsınız eğer DNS haricinde. Onun için mesela web serverlarda UDP'yi komple engelleyebilirsiniz MikroTik üzerinden. DNS'ler hariç. Onu da zaten ayarlamayı göstereceğim size şimdi. Bir soru var galiba. DDoS'a çare yok diyorlar. Doğru mu? Doğru ve değil. Hem doğru hem doğru değil. Çünkü demin size şunu diyordum. Saldırgan ne kadar kararlıysa ve ne kadar yetenekliyse sizin aldığınız scrubbing hizmetini de bypass etmeye o kadar isteklidir. Uğraşıp durur, bir açık bulur, scrubbing network'ü bypass edip saldırıyı kurban sunucuya geçirebilir. Ama hani çok bilgili birisi değildir, saldırı yapıyordur, çok fazla kaynağı yoktur. O işlemez. Scrubbing network hizmeti veren firmalar o saldırıları rahatlıkla kesebilir.
dediğim gibi Scrubbing Networks %95 ila %99 oranı aralığında gelen bütün saldırıları kesiyor. Bütün saldırılar dediğim bütün DOS ve DDoS saldırıları. Bakın %95 ila %99 aralığındaki bütün DOS ve DDoS saldırıları engelleniyor başarılı bir şekilde Scrubbing Network tarafından. Ama bunun dışındaki o %5'lik kısım bazen kurban sunucuya geçer. Kurban sunucunun kesilmesine sebebiyet verir. Tabii bunun için de başka başka önlemler alınıyor. Onları da ileri network eğitimi verirsem orada daha detaylı bir şekilde anlatırım. Her türlü bir çare var yani, onu diyeyim size. Her türlü bir şekilde saldırılar engelleniyor. Tabii saldırıyı yapan kişinin ne kadar yetkin olduğu daha önemli burada. Şimdi bu kısma gelmeden önce bir firewall kuralı yazalım sizle uygulamalı olarak. Şöyle şuradan çıkalım. Demin açtığımız öncelikle bir router'ımıza ping atalım. Bu router'ımızın IP adresiydi. Gördüğünüz gibi şu anda ping alıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Aynı zamanda da ICMP bazlı saldırıların router üzerinde uygulanabileceği anlamına geliyor. Ping alıyor olması. Şimdi tekrar IP'leri bir hatırlatayım size. Şurada gördüğünüz durum router'ımızın IP'si 193.31.119.189. Ben oraya yani şu anda router'a ping atıyorum. Gördüğünüz gibi ping gidiyor. 9 milisaniyede router'a ulaşabiliyorum kendi evimdeki internetten. Ama yani bu saldırı yapabildiğim anlamına da geliyor. Şimdi sizinle bir firewall kuralı yazacağız. Ve yazdığımız bu firewall kuralıyla gelen ICMP saldırılarını kesmeyi amaçlayacağız. Şimdi bunu kapatalım hemen. Tekrar şöyle bir router'ımıza bağlantı kuralım. Router'ımıza şifre belirlemişiz. Evet. Şimdi arkadaşlar MikroTik'te firewall kuralı yazmak için IP firewall kısmına geliyorsunuz. Şuradaki artıya basıyorsunuz. Burada size firewall kuralında neler istediğinizi soruyor. Burada birçok seçenek var. Belirleyebiliyorsunuz burada. Mesela işte fragmentasyona uğramış paketleri engelleyebiliyorsunuz. Mesela teardrop saldırılarını engellemek istiyorsanız burada onları engelleyebiliyorsunuz falan filan. Advanced'de kriterleri general, advanced ve extra'da kriterleri belirliyorsunuz. Action'da da eğer gelen data paketi bu kriterlere uyuyorsa firewall'un ne yapmasını istediğini seçiyorsunuz. Accept var, drop var, reject var, tarpit var. Genelde bunlar çok kullanılır. Tarpit de bu arada çok enteresandır. Tarpit demek arkadaşlar beklemeyi al demek. Mesela diyelim ki çok büyük bir saldırı geliyor router'ınıza. Fakat router'ınız bu saldırıyı kaldırabiliyor. Siz bu saldırıya cevap vermeyerek router'ınız saldırıyı beklemeye alarak saldırı yapan kişiyi yavaşlatabiliyor. Yani bir nevze size saldırı yapan kişiye siz saldırıyla karşılık veriyorsunuz. Onun size gönderdiği bağlantıları beklemeye alarak böylece saldırıyı yavaşlatmış oluyorsunuz. Ama aynı zamanda tabii kendi router'ınızın da kaynak kullanımının artmasına neden oluyorsunuz. Onun için çok tavsiye edilmez. Biraz gerilla güvenliği hani. Biraz gerilla taktiklerine kaçıyor. Kullananlar var ama. Çok sıklıklı olmasa da kullanılıyor. Şu anda biz drop'u seçeceğiz. Çünkü ICMP paketlerini engellemek istiyoruz. Burada 3 adet chain'imiz var arkadaşlar. Forward, input ve output. Forward, NAT ile giren ve çıkan paketleri temsil ediyor. NAT üzerinden gelen ve giden paketleri temsil ediyor. Input, router'a gelen paketleri temsil ediyor. Output da router'dan çıkan bütün paketleri temsil ediyor. Yani çıkan paketleri de engelleyebiliyorsunuz. Öyle bir durum da var. Mesela forward'da eğer protokol ICMP ise drop dersek eğer ICMP bazlı saldırıları engelle diyorum. Kaydediyorum. Sadece saldırı değil bütün ICMP'leri engelleyecek ama kurunun yanında yaş dayanlar. ICMP'yi kullanmıyorsak buna gerek yok. Şimdi demin şu kuralı bir devre dışı alacağım. Hemen disable edeceğim. Şu anda devre dışına aldım kuralı. Şöyle hemen ping atıyorum. Gördüğünüz gibi router'ımız şu anda ping alıyor 9 milisaniyede. Şimdi şu ICMP saldırılarını engelle kuralını aktif ettiğim an saldırılar engellenmeye başlayacak. Şu anda hala bağlantı kurulmaya devam ediyor. Hemen bakalım. Çünkü forward chain'deyiz. Input'u almamız lazım ki router'a gelenleri engellesin. Input'u aldığımız an gördüğünüz gibi byte sayısı artmaya başladı. Şu anda 60 byte'lık
ICMP paketi engellendi. 120 oldu. Demek ki bir adet ICMP paketi 60 byte, 180 oldu. 60-60 artacak. Bakın gördünüz mü? Şu anda artık bağlantı kesildi. ICMP eğer kullanılmıyorsa kapalı tutmak daha iyidir. Yani ping at ping özelliğini kullanmayacaksanız kapalı tutmak her zaman daha iyidir. Mesela bizim okulda Yeditepe Üniversitesi her zaman o özelliği kapalı tutuyor. Hemen deneyelim. Ping Yeditepe Editör'e. Gördüğünüz gibi Yeditepe Editör'e aktif olmasına rağmen ping almıyor. Çünkü ICMP bazı saldırılara karşı ICMP'yi komple engellemişler. Bizim yaptığımız şeyin aynısını yapmışlar. Yeditepe Üniversitesi. Bizde de şu anda aynı durum var. Gördüğünüz gibi hedef erişilebilir. Fakat ICMP paketleri hedefe varamıyor. Burada da zaten görebiliyorsunuz. Bakın engellenen byte sayısı yükseliyor şu an. Tabii başka paket, burada başka şeyler de ekleyebiliyoruz. Mesela ne yapalım? Bu sefer input'taki UDP'leri engelleyelim. Protokol TCP diyor. UDP. Input'taki bütün UDP'leri şimdi accept drop. Şuna da bir comment yazalım. UDP'yi komple engelle. Gördüğünüz üzere şu anda UDP'leri de engellemeye başladık. Şu anda UDP trafiği girmeyecek içeri. Bu nedenden dolayı şey olmasını beklemiyoruz. Hani bir şeyleri engellemesini beklemiyoruz ama saldırı yapmayı deneyebilirdik tabii. Saldırı yapsaydık, UDP bazlı bir saldırı yapsaydık bu bağlamda şey olurdu, engellenirdi. Konsoldan şöyle, MikroTik'te şöyle yapabiliyorsunuz. Konsoldan bu kuralları düzenlemek için şurada terminal kısmında çok detaylı göstermeyeceğim ama /ip firewall derseniz burada konsol üzerinden yeni kurallar ekleyebiliyorsunuz. Mesela ne yapalım? Burada ne vardı? Firewall. İşte address list, export, layer 7 protokolleri, NAT, RAW, service port. Biz şu anda filter rules'u editlediğimiz için filter'ın içine bakmamız gerekiyor. Burada mesela edit işte print. Burada print'e basıp buradaki firewall kurallarını konsolda da görebiliyorsunuz. Konsoldan yapım şekli de böyle. Bakın şurada mesela add komutu var. Add komutuyla yeni bir şey, burada yeni bir kural ekleyebiliyorsunuz. Mesela hangi chain istiyorsun? Input diyelim. Gördüğünüz gibi buraya aşağıya bir tane accept kuralı ekledi. İçi boş bir kural ekledi. Input chain'ine accept kuralı ekledi bir tane. Konsoldan da bu şekilde yapılabiliyor. Ama tabii ben bunları şimdi çok detaylı göstermeyeceğim. Kendiniz eğer bir gün MikroTik kurarsanız deneyebilirsiniz. Belki ileri network eğitiminde gösteririm. Göstermeyi de bilirim, bilmiyorum. Çünkü konsoldan kullanımı ben şu anda pek yapmadım yani. UDP'yi engelledikten sonra makinelere verdiğimiz DNS'ler çalışacak mı? Hatırladığım kadarıyla DNS UDP üzerinden çalışıyordu. Aynen öyle. DNS UDP üzerinden çalışıyor fakat biz burada UDP'yi input'a verdik. Input'a verdiğimiz için şu anda UDP'lerin makinelerde engellenmemesi gerekiyor ama deneyelim. Engellenebilir tabii ki de. Bir test edelim bakalım ne olacak. Mesela şu anda Windows'a gelelim. Facebook'a bağlanmaya çalışalım. Ya engellemedi şu anda. Hatta şöyle deneyelim. NS lookup Yeditepe edu.tr. Gördüğünüz gibi DNS engellenmiyor. Engellenmeme sebebi de şu. Input'a koyduk engelleme kurulunu. Yani sadece bu trafik, UDP trafiği direkt router'a geliyorsa o zaman engelleniyor. Biz çünkü şu anda router'ı korumaya çalışıyoruz. Router'ı korumaya çalışıyoruz ki router'ın altındaki cihazlar olası bir saldırı durumunda, bakın burada açık bırakmışım zaten. Router'ın altındaki cihazlar olası bir saldırı durumunda kesilmesin diye. Router'ı korumaya çalışıyoruz. Bu nedenden dolayı input'a koyuyoruz. Fakat ben bunu şimdi onu da göstereyim. Forward'a koyarsam alttaki makineler mesela etkilenecek. Forward'a mesela UDP forward'a attım şu an. Burada mesela tekrar deneyelim. Bakın NS lookup Yeditepe edu.tr gördüğünüz gibi timeout veriyor. Şu anda DNS isteği atamayacak. Çünkü forward chain'de NAT'tan dışarı çıkan bütün DNS istekleri UDP ile droplanıyor. Bakın artıyor. 17.2 kilobayt. Bunu tekrar forward'a attığımda DNS sorgusu başarılı, forward'dan alıp input'a attığımda DNS sorgusu başarılı olacak. Tekrar deneyelim. Gördüğünüz gibi Yeditepe edu.tr'nin IP'sini bulduk.
Yani forward input aynen forward input farkı budur. Biri içeriden dışarı çıkan ve dışarıdan içeri giren NAT kurallarını belirliyor. Öteki de sadece router'a gelen paketleri belirliyor. Şimdi saldırı gelirse dışarıdan gelecek ve direkt router'a gelecek. Bu nedenden dolayı biz dışarıdan gelen saldırılara karşı ICMP'yi ve UDP'yi engelledik. MikroTik çok kullanışlı arkadaşlar. Yani burada isterseniz başka şeyler de gösterebilirim. Burada Layer 7 protokolü falan var ama şimdi onları çok göstermeyeceğim. Kafa karışıklığı olmasın diye. Şimdi bir gerçek bir uygulama yapalım isterseniz. Size gerçek bir saldırı yapalım. Şu anda mesela anlatmak istediğim şeyleri bitirdim diye düşünüyorum. Bakayım. Anlatmak istediğim bir yer kaldı mı? Ekstra kısmı kaldı. Ekstra kısmını da zaten şu uygulamalı saldırıları yaptıktan sonra yaparız. Şimdi mesela bir Man in the Middle saldırısı yapalım sizinle. ARP spoof saldırısı yapalım. Önce kendi kurduğumuz ağdan bir kurban seçelim. Sonra da seçtiğimiz kurbanı hedef alarak saldırı yapalım. Şimdi ben Linux bilgisayardan Windows bilgisayar ve kurum içi server'ı hedefliyorum. Hemen onu yapacağım. Linux bilgisayarım burada. Linux bilgisayarın hacklendiğini farz edin şu an. Linux bilgisayar hacklenirse, Linux bilgisayara virüs girerse bir saldırgan benim yapacağım bütün işlemleri diğer bilgisayarlara yapabilecek. Hemen şu anda kapatıyorum. Linux bilgisayarının hacklendiğini farz ediyoruz. Soruyu alayım. Attacker saldırıyı yapan taraf Linux bilgisayar olacak. Şurada. Saldırı yapılan tarafta Windows bilgisayar olacak. Yani Linux bilgisayardan Windows bilgisayara ve kurum içi server'a bir saldırı söz konusu olacak şu anda. Hemen onu da yapıyoruz. Şimdilik buradayız. Şöyle hemen bir terminal açalım. Terminalde neredeydi o? Desktop'ta değildi. Documents'ta galiba. Bu arada burada yazdığım komutları bilmiyorsanız öğrenebilirsiniz. Geçen haftaki Linux eğitimimizi YouTube'dan izlerseniz bu eğitimin sonunda burada yazdığım komutların da ne anlama geldiğini öğrenebilirsiniz Linux terminal üzerinde. Şimdi burada ethercap neredeydi? Bettercap pardon. Ne kadar çok komut yazmışım. Bu. Go bin bettercap. Şimdi bettercap permission denied çünkü sudo istiyor. Bunların ne olduğunu geçen haftaki Linux eğitiminde anlattık arkadaşlar. Oradan tekrar ediyorum. Eğitimin sonunda istiyorsanız öğrenebilirsiniz. Şimdi öncelikle ARP spoof saldırısı yapmak istiyoruz. Değil mi? ARP spoof'la Windows bilgisayarda ne yapıldığını görmek istiyoruz. Windows bilgisayarda Facebook'a giriliyor, ekşisözlüğe falan giriliyor. Bir şeyler yapılıyor burada. Wikipedia'ya falan giriliyor. Windows bilgisayarda ne yapıldığını Linux bilgisayardan görmek için öncelikle bir ARP spoof özelliği yazacağız. Hemen yapalım onu da. Set ARP spoof target. Target belirlemezseniz bu arada bütün bir network'ü hedefliyorsunuz. Target belirtmeyelim şimdilik. Bütün bir network'ü hedefleyelim. Hemen onu da yapalım. Şöyle ARP.spoof10 yazarsam enabling forwarding starting net recon dedi. ARP spoof started probing 256 targets dedi. Fontu büyütme şansım var mı? Fontu nasıl büyütebilirim? Bakalım fontu nasıl büyütebilirim? Şöyle full screen yaptığımda görüyor musunuz? Geldi güzel görüntü böyle. Güzel şu anda görüntü. Şu anda da iyi galiba değil mi? Güzel güzel. Şu anda bayağı büyük olması gerekiyor görüntünün. Şu anda arkadaşlar ARP spoof aktif. ARP spoof aktif ve yaptığımız saldırıyı da tekrardan size göstereyim. Bu. Şu anda tam olarak bu saldırıyı yapıyoruz. Windows bilgisayarla router arasında bir saldırgan gibi Linux bilgisayar girdi şu anda. Aradaki trafiği de Wireshark isimli uygulama ile takip edebiliriz. Hemen giriyoruz Wireshark.
Wireshark uygulaması arkadaşlar network trafiğini izlemek için. Şimdi burada bakın ARP var, ICMP var, TCP var. Bunların hepsinin artık ne olduğunu biliyorsunuz. Bu eğitimde hepsini anlattık. DNS sorguları gidiyor geliyor. Bakın şu anda neredeyiz? 192.168.1.1'deyiz. Şöyle bir hemen 192.168.1.11'in trafiğinin de buradan geçtiğini görüyoruz arkadaşlar. Bakın şu anda 1.10'dayız fakat 1.11'in trafiği de bakın görüyorsunuz burada. Şurada mıydı? Neredeydi? Şurayında değil. Burada. IP adresini bulmaya çalışıyorum ama bulamadım. Biraz karışık buralar. Neyse. Gördüğünüz üzere IP adresini burada yazdığı gibi düşünün. 1.11'in trafiği şu anda 1.10 üzerinden geçiyor. Aynı burada gösterdiğimiz gibi dedik. Bir mesela buradan Wikipedia'ya girelim ve DNS sorgularını izleyelim. Şaşırabilirsiniz şimdi. Şu anda 1.10 mevcut cihaz. 1.11'in Wikipedia'sı. YouTube'a girelim mesela. Hop bakın ne oldu? 192.168.1.11 YouTube'a bağlandı. Doubleclick.net sorgulamış. Görüyorsunuz. Başka neresi var? Addoubleclick.net. Bu YouTube'un reklamları falan filan. Şunu durduralım şöyle. YouTube'u bulmaya çalışalım burada şimdi. Bunu otomatik olarak bakın www.youtube.com. Burada arkadaşlar network'e tekrar baktığımızda, kurduğumuz network yapısına tekrar baktığımızda 192.168.1.11 isimli IP'li bilgisayarın YouTube'a girme işlemini Linux bilgisayardan takip edebildik. Daha kötüsünü de yapabiliriz. Çok daha kötü şeyler yapılabilir. Mesela Windows'ta hemen şöyle şeye girelim de. HTML form. Bakayım beni yönlendirecek mi? Yok, illaki yönlendirmeyecek. Neyse deneyelim bakalım. Evet şu phishing değil. Şimdi şeyi bulmaya çalışacağım. Şifre yakalamaya çalışacağız buradan arkadaşlar şimdi size. SSL'i olmayan bir site bilen var mı? SSL kullanmayan bir site bilen var mı? Bilen varsa çünkü şu anda oraya yöneleceğim. Şöyle hemen HTTP'ye gelelim. SSL'siz neresi olabilir? Bizim okulun sitelerinin bir tanesini bakayım. Kesin vardır. SSL'siz bir tane web site. Google Dorking ile bulamaz mısın? Bulabilirim ama onu bugün anlatmadım. Araya sıkıştırmak istemiyorum. Şöyle yapalım. Bizim okulun web sitelerinden bir tanesi. otomobil.yeritepe.edu.tr. Bunların herhalde neydi? Bizim okulun eski web sitelerinden bir tanesi. Bunların hepsinde SSL var. SSL'siz bir tane web sitesi neresi var? Ah burada SSL yok evet. Burada SSL yok. Şimdi buraya mesela kendi şifrenizle giriş yapıyormuş gibi farz edin. Mesela yazdık Emre. Şifremde ne olsun? Emre 2022 olsun, tamam mı? Sallıyorum şu anda. Girişe bastım. Bana dedi ki kullanıcı adınızı kontrol ediniz. Tabii hani böyle bir hesap olmadığı için bu sitede hata verecek ama asıl olay ne biliyor musunuz? Bakın burada ne var? Emre 2022. Yani eğer SSL kullanılmıyorsa eğer kulaktan kulağa yapısı kötüye kullanılarak bir saldırgan aynı bu yapıyla gönderilen data trafiğini takip edebilir, görebilir.
ve şifreleri bu şekilde çalabilir. Fakat artık web sitelerinin çoğu SSL kullandığı için çok fazla bilgi elde edemiyorsunuz. Elde edebildiğiniz en güzel bilgi hangi web sitesine bağlanıldığı. Mesela onu görebiliyorsunuz. Mesela şöyle nereye bağlanmaya çalışalım? E-Devlet'e bağlanmaya çalışalım. Türkiye.gov.tr'ye girdik. SSL var gördüğünüz gibi. Buraya girilen verileri takip edemiyoruz. Evet. Ama buraya bağlantı kurulup kurulmadığını görebiliyoruz. Öyle bir avantaj var. TLS yazalım şöyle. En altlara doğru inelim. Çünkü daha yeni girdik. TLS 1.2 herhalde bu. Bu mu? Değil. Client hello. analitik.edevlet.gov.tr. Yani hala bakın data korunuyor, evet. Data şifreleniyor ve korunuyor ama nereye bağlandığınız hala korunamıyor. Nereye bağlandığınızı hala görebiliyorlar arkadaşlar. Hala okunabiliyor. Yani ben burada bu güvenlik şu anda maksimum bu kadar. Bakın mesela burada da bir yere bağlanmış. Bu değil, pardon. Bu. cdn.edevlet.gov.tr. Buraya bağlanmışız mesela. cdn.edevlet. Bu tarayıcımızın çektiği bilgiler, fotoğraflar falan. Server hello. Bakın burada da başka şeyler de var. İşte Türkiye.gov.tr, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi falan yazıyor orada. suggest.yandex.com. Yani burada her türlü bunu görebiliyorsunuz. BetterCap'in bir de DNS spoof özelliği var. Onu da size göstermek istiyorum. Bu dediğim çalışmıyor dediğim özellik buydu. Fakat çalıştırmayı deneyeceğim şimdi sizin için tekrar. DNS.spoof nokta domains deyip şöyle bir hemen mesela onu şey yapmaya çalışalım. Set DNS.spoof nokta domains Türkiye.gov.tr diyeyim. Deneme amaçlı olur, yapılır. Set DNS.spoof.address 1.1.1.1 diyeyim buraya da. En sona da DNS.spoof 10 diyeyim. Bakayım ne olacak. Dedi INF DNS spoof Türkiye.gov.tr 1.1.1 dedi şu anda. Şu anda e-devlet 1.1.1 olacak şekilde DNS spoofing saldırısına başladık arkadaşlar. DNS spoofing'in ne olduğunu bir daha hatırlatayım size. Bilgisayar bir web sitesi sorguluyor. Google.com'un IP adresi nedir? Router'dan sonra router'ın üstünden gelen cevap budur ve saldırgan bunu değiştirerek bilgisayarı başka bir yere yolluyor. Şimdi bunu yapacağız. Deneyelim bakalım olacak mı? Çünkü bunu eğitimden önce test ettiğimde çalışmadı bu. Niye bilmiyorum. DNS sorguları belki ön bellekleniyor olabilir. Aa, çalıştı şu an. Bakın şu an çalıştı. Türkiye.gov.tr şu anda 1.1.1.1'e bakıyor. DNS ön belleğinden dolayı. Bilgisayarlar çünkü bazen DNS ön belleği alıyor. Sürekli trafik yaratmamak için. Mesela şu tarayıcıyı kapatıp bir daha açsak şu an muhtemelen istediğimizi yapacak. Ama bakın gördüğünüz gibi çalıştı. Çalıştı ama did not connect potential security issue diyor. Tarayıcınız size rapor veriyor. Diyor ki bir güvenlik sıkıntısı var burada. Acaba bağlanmasam mı diyor. Altta da şey Cloudflare DNS.com 1111. 1.1.1.1'e gönderdim ya. 1.1.1.1'de arkadaşlar Cloudflare'e ait bir web sitesi var. Oraya gitmeye çalışıyor. Kafası karışıyor yani sistemin anlayacağınız. Ama mesela şöyle bir şey yaparsanız İlla ki oraya bağlanacaksın yani. Bakayım Microsoft Edge deneyelim. Gördüğünüz gibi hata veriyor. Yani bunu başka bir yere de yönlendirebilirdik. Başka bir yere yönlendirirsek daha başka bir şey olacak. Mesela gördüğünüz gibi şu anda Türkiye.gov.tr'yi bambaşka bir yere yönlendirdik. Değiştirelim biraz. Mesela ne yapalım? Başka bir yere gönderelim. Nereye gönderebiliriz? Düşünüyorum şu an. Mesela Ulearn'e gönderelim. Ulearn'e göndermeyi deneyelim mesela. Ulearn. Neymiş bu ayrı? Bir dakika bir soru geldi. Hemen ona da bakalım.
Hata vermesinin sebebi şöyle. Hata vermesinin sebebi şu. SSL bağlantısı kurmaya çalışıyor. Ve IP adresi farklı olduğu için SSL bağlantısı kuramıyor. Çünkü sertifikalarda uyuşmazlık gerçekleşiyor. Eğer SSL yoksa ama her türlü trafiği başka yerlere yönlendirebilirsiniz. SSL bunun için çok önemlidir. HTTPS kullanamayan web sitelerine girmeyin. Gerçekten bakın. Her türlü bela başınıza gelebilir. SSL kullanamayan web sitelerine girerseniz. Mesela şöyle DNS proof'u kapatıp bir daha açacağım şu an. Çünkü IP'yi değiştirdim. Ulearn'e yönlendirmeye çalışıyorum şu anda. E-Devlet'i. Bakalım ne olacak. Tabii hala aynı yere bakıyor çünkü. Bir daha flash DNS yaparak DNS ön belleğini temizlemem gerekiyor. Bir daha deneyelim şu an E-Devlet'e bağlanmayı. This site is not secure. Go on the web page'e basarsanız mesela bakın ne oldu. Türkiye Gov.tr şu anda Ulearn'e gitti. Ulearn'ın server'ına bağlandı. Ulearn'ın test server'ına IP ile bağlandı. Ve şu anda çalışıyor diyor. Anlayacağınız arkadaşlar, insanları istediğiniz her yere yönlendirebilirsiniz. Eğer SSL yoksa, SSL varsa dahi, eğer siteyi ziyaret eden kişi orada go to the website'e basacak kadar salaksa eğer, o zaman o siteye girer ve oraya bilgilerini yazar. Muhtemelen yazmaz. Çünkü güvenlik hatası falan gibi bir uyarı çıktığında muhtemelen devam etmeyecektir diye düşünüyorum web sitesine, ama devam etmesi durumunda da başına bir musibet gelecektir. Bir de şeyimiz var mesela, SYN saldırısını da size gösterebilirim. Şöyle DNS spoof'u kapatalım, BetterCap'ten çıkalım yavaş yavaş ve size SYN saldırısını da bir göstereyim şöyle. Ondan sonra da eğitimi bitirebiliriz. ARP spoof'u da kapattık. DNS spoof'u da kapattık. Exit diyoruz. BetterCap'ten çıktık. Bu arada kullandığım yazılımın ismi, bu işlerin hepsini yapmak için BetterCap, tavsiye ederim. Çok faydalı bir yazılımdır. Sadece siteye gitmek cidden sorun yaşatır. Mesela kişi tıkalı, geri çıktı diyelim. En kötü ihtimalle ne olabilir? Bilgilerini yazarak bilgilerini çalmasına neden olabilirsiniz. Bu tarz bir atakla, onload eventi ile XSS atağı denenebilir mi? Şimdi şöyle, bir web sitesi eğer SSL kullanıyorsa zaten bütün JavaScript dosyalarını SSL üzerinden çekeceği için o içeriği değiştiremezsiniz. O içeriği düzenleyemezsiniz. Ama SSL ile çekilmeyen bir dosya olduğu dahil, arka planda SSL ile çekilmeyen bir dosya olursa zaten tarayıcınız güvenlik nedeniyle SSL kullanan sitelerde SSL'siz dosya çekmez. Der ki işte farklı bir kriptolama şeyiyle bu dosyayı çekmeye çalışıyorsun. Bu dosyayı çekemem der. Hata verir. Onun için öyle bir şey imkansız. Ancak eğer SSL yoksa web sitesinde istediğiniz bütün bilgilere ulaşabilirsiniz. O apayrı bir olay zaten. İstediğiniz her türlü bilgileri görebilirsiniz network üzerinde. Çünkü şifrelenmemiş olur. Şey gibi düşün yani. Radyo dinlemek gibi düşün. Şimdi şey yapıyorlar ya, Ukrayna'daki mesela savaş halinde olan Rus askerlerinin telsizlerini dinliyorlar. Çünkü şifreli değil. Aynı mantık. Her şeyi görürsünüz, okursunuz, dinleyebilirsiniz. Şifreli olmadığı için. Sadece siteye gitmek sorun yaratmaz. Şöyle ki siteye bazı bilgiler girilirse hani anca o şekilde bir şeylere ulaşılabilir saldırgan tarafından. Ama hani şey diyebilir saldırıyor mesela, hani bazı sosyal mühendislik tekniklerini uygulayarak siteye girecek kişiye telefon edip şey diyebilir. Ya işte sitede hata çıkıyor ama sen devam et, bilgilerini yaz diyebilir. Güvenilir bir kişiyse zaten kurban kişi bunu yapacaktır. Siber güvenlikte arkadaşlar, günümüzdeki siber güvenlik insanları biraz kandırmaya yönelik, ikna etmeye yönelik yürüyor. Sosyal mühendislik dediğimiz olay tamamen işin siber tarafını gerçekleştirdikten sonra insan tarafını yapmaya sağlıyor. İnsanları tuzağa çekmeye ikna ediyorsunuz. Sosyal mühendislik kısmı bu. Siz mesela saldırı yaptınız, trafiği başka bir yönlendirdiniz. Ekranda uyarı çıktı. Dedi ki güvenlik problemi var. Siz diyorsunuz ki kurbanınıza, ya işte hata çıkıyor, sen devam et, bakma onu diyorsunuz. O zaman ne oluyor? Haşırt the blackboard, kurban tuzağınıza düşmüş oluyor. Kurban eğer size inanırsa ve devam ederse, ki muhtemelen devam edecektir eğer birisi sözlü olarak böyle bir öneride bulunursa kurbanınıza. Çünkü insanlar çünkü genelde hani çok bakmazlar böyle şeylere. Yani onun için sosyal mühendislik, böyle bir saldırıyı yaptığınızda bu işin asıl ayağı sosyal mühendisliktir. Dediğim gibi yani bu şu anda yaptığım saldırıya gittiğiniz bütün restoranlarda, kafelerde, her yerde yapabilirsiniz. Okulda da yapabilirsiniz.
Yani ben şahsen Yeditepe Üniversitesi'nde ARP spoof saldırısı yapmayı denedim. Fakat Yeditepe Üniversitesi'nin network'ü güzel kurulmuş. Güzel kurulduğu için ARP ayarları düzgündü. Saldırı işe yaramadı. Ama hani gittiğim, şu ana kadar gittiğim restoranların, işte kafelerin %100'ünde diyebilirim. Bu tür şeylere dikkat edilmiyor. Onun için herkese açık Wi-Fi'larda bu tür saldırıları yapmak çok kolay. Gerçekten çok rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Ben tabii test etmek amacıyla bazen yapıyorum böyle şeyler gittiğim yerlerde. Sonra tavsiyede de bulunuyorum diyeyim, hani bu Wi-Fi'yi işte insanlara kullandırmayın diyorum. Ya da işte ek güvenlik önlemleri alın falan diyorum. Tabii restoranların da çok umurunda olmuyor. Yani dediğim gibi bu tür saldırıları yapabiliyorsunuz. Çok da zor değil yani, bu size videoda gösterdiğim şekilde çok rahatlıkla yapabilirsiniz yani. Son kısmı genel olarak son kısım neydi? Son kısım en son DNS spoof'u anlattım. DNS spoof'ta da ARP spoof saldırısı yaptıktan sonra gelen giden DNS paketlerinin yapısını değiştirdik. Yani bunu yaptık, anlayacağınız. Burada Google yerine E-Devlet ile yaptık. Tek farkı o. Google yerine E-Devlet yaptık. Sonuç olarak saldırganımız E-Devlet'e girmeye çalışıyorken bizim yönlendirdiğimiz yere gitti. Bakın mesela şöyle asıl yönlendirdiğimiz yeri de göstereyim size. Şu IP'yi yazarsak nereye yönlendirdiğimi görebilirsiniz mesela. 48, 24, 153 yazalım, girelim. Tekrar aynı uyarı devam ettik. Gördüğünüz gibi aynı sayfa. Çünkü ne yaptık? BetterCap'te saldırı yaptığımız makinede Türkiye.go.tr'yi burada gördüğünüz gibi diyor, bakın sending spoofed DNS reply to Türkiye.go.tr 185.48.24.153 to 192.168.1.11. Burada da şey yazıyor. MAC adresi ve MAC adresinin işte kim üretti falan filan. Onlar yazıyor burada. Yani anlayacağınız DNS spoof saldırısı yaptık. En son kısım buydu. Uygulamalı olarak yaptık. Bunun dışında bir de SYN saldırısı, size onu gösterebilirim. Bunun ondan sonrasında da eğitimimiz tam anlamıyla bitiyor. Onu da hemen şöyle bir göstereyim. Python SYN Spoof Tool. Şöyle. Bilmiyorum işi, yani çökertebilecek miyiz? Şimdi kurum server'ına girelim. Şurada size gösterdiğim olay, kurduğumuz network'te kurum içi bir server'ımız vardı. Görüyorsunuz şurada en sağ altta kurum içi server var. Kurum içi server'ı çökertecek bir saldırı yapmayı deneyelim şimdi. Bakalım çökertebilecek miyiz? 168.1.10 değil, 1.2. Gördüğünüz gibi kurum içi server'ımızda Nginx çalışıyor, web siteleri servis etmek için. Bu web sitelerine işte herhangi bir şey yazabilirsiniz. O mesela yazalım, biraz daha havalı dursun. Şöyle hemen hızlıca oraya, ya da boş verin ya, onunla uğraşmayalım şimdi. Kafa karıştırıcı da olmasın. Kurum içi serverımızda böyle bir web sitesi var. Bu web sitesini bakalım çökertebilecek miyiz? Kaç tane gönderelim mesela? Şöyle bir 100 bin tane yollayalım, bakalım ne olacak. Yüz bin tane SYN yolladık şu an. Ne oldu? Etki etmedi. Hala göndermeye çalışıyor herhalde. 100.000 biraz fazla olmuş olabilir. Onun için gönderemiyor olabiliriz. Biraz büyük olmuş olabilir. Wireshark'tan görebiliriz. Ama bakalım Wireshark'tan görelim. Gidiyor mu şu anda? TLS değil. Şöyle hemen bakalım. Ha evet, gidiyor. Görüyorsunuz SYN. Ama biraz fazla, biraz yavaş gidiyor. Yani saldırı gibi gitmiyor da biraz yavaş gidiyor gibi sanki. Bir de farklı bir IP'den gidiyor. Onu fark ettim şu anda. IP adresini değiştirerek gönderiyor. Bakın SYN, SYN, SYN. Bir sürü SYN. Bir sürü SYN gidiyor. Sanki bu IP'den geliyor gibi gidiyor. Ve bu IP'ye tekrar cevap gönderiyoruz ama aslında öyle bir durum yok. Tabii biraz yavaş olduğu için de sunucuyu kesmeye yetmiyor saldırı boyutu. Ama tabii ne oldu? Network'te gereksiz bir trafik yarattınız mı? Yarattınız. Bakın hep SYN, hepsi SYN. SYN saldırısında bahsetmiştik, şurada göstermiştim size. Man in the Middle saldırısı, botnet nedir? TCP DOS, SYN flood saldırısı. Gönderilen paketin source IP gibi datalarını değiştirebiliyoruz, evet. SYN saldırılarında arkadaşlar gönderilen paketin kaynak IP adresini değiştirerek, burada zaten yazdım.
Saldırganlar kendi IP adreslerini farklı bir IP adresi gibi gösterip kurbanlarına sürekli farklı IP adreslerinden SGM istekleri atarak kurbanların ağ işlemci hafıza gibi kaynaklarını tüketip kurbanların internet bağlantısını kesmeyi amaçlıyor. Tabii bizim sunucu biraz yavaş gönderiyor. Bir iz falan olmuyor mu? Yani saldırı alan taraf göremiyor maalesef. Hiçbir şekilde bulamıyorlar. Saldırı alan taraf göremiyor. Ancak şey görebilir. İlk adımlarda router falan görebilir. O da zaten bulunmasına bir şey katmaz. Gördüğünüz gibi düşüremedik. Çünkü açıkçası biraz yavaş gidiyor saldırı. Saldırı biraz yavaş gittiği için indiremedik. Ama hala network'te gereksiz bir trafik oluşturmaya devam ediyor. Galiba sürekli rastgele bir IP yazıyor buraya. Source IP'ye bakın. Saldırıyı ben gönderiyorum. 192.168.1.10'dan saldırıyı ben gönderiyorum bu IP'den. Fakat burada sürekli farklı IP'ler yazıyor. Bunun sebebi demin de açıkladığım gibi saldırganlar kendi IP adresini farklı bir IP adresi gibi gösteriyorlar. Ve sonuç olarak cevap da o IP'ye tekrar gidiyor. Bakın 1.2. Sonra SYN ACK'de bu sefer buradan buraya gidiyor. Dışarıya çıkıyor yani anlayacağımız. Network dışına çıkıyor. Sanki başka yerlere saldırı yapıyormuşuz gibi bir durum ortaya çıkıyor şu anda. Benim bugünlük anlatacaklarım, göstereceklerim bu kadar. Umarım bu eğitim çok verimli olmuştur. Gerçekten dün ve bugün anlatacağım her şeyi bir araya getirmek benim için çok zordu. Ama elimden gelenin en iyisini yaptım sizin için. Umarım başarılı olmuşumdur. Biz size gerçek dünyadaki gerçek senaryolardan bahsettik. Şu anda hani aldığınız eğitimlerin çoğunda bunu göremezsiniz. Hele Yeritepe'de bunu yapmak çok kolay değil yani. Kurumlar ve kuruluşlar bunları yapabilir ama bir üniversitenin verdiği eğitimde gerçek hayat senaryolarını gösterebilmek biraz zordu tabii bizim için ama başardık. Umarım verimli olmuştur. Bu eğitimlerin devamını da zaten yapacağız. Siber güvenlik kampı eğitimleri haftaya OSINT ile devam edecek. OSINT'in ne olduğunu zaten ilk anlatmıştım bugünkü dersimizin başında. OSINT'i de zaten haftaya daha detaylı göreceksiniz. Gene aynı günlerde, pazartesi, salı günleri OSINT'in ne olduğundan bahsedeceğiz. Ondan sonra siber güvenlik kampı etkinliklerimiz sona erecek. Artık ondan sonra bir hafta belki ara veririz. Ondan sonraki hafta yeni etkinliklerle, siber güvenlikle alakalı daha derin etkinliklerle tekrar sizinle beraber olacağız. Benden bugünlük bu kadar. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Kaydı da sonlandırıyorum.